Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Cenab-ı Hak tevfikini refik eylesin. Hizmet-i imaniye, Kur'aniye de kalbimizi sabit kılsın. Adı üzerinde olan kalp altı üstüne, üstüne alta, sağa sola, solu sağa, önü arkaya, arka yöne çeviren, dönüştüren, değiştiren kalp, kendisinden daha üstün mertebeye insanı taşıyan, aynı zamanda böyle bir sistem. Kendisine aşkındır. Kendisine has kılmaz düşünce gibi. Eğer düşüncenin konusu, mevzusu düşünceni yaparsan ilim olur. Düşüncenin konusunu kendisini yaparsın, yani düşünceni düşünürsen bu ilim olur. Yoksa bilim olur. Oraya has olur, taşınamazsın. Kalp kendisine aşkın bir sistemdir. Yani kendisiyle aşabiliyor. Çok garip bir sistemdir aynı zamanda kalp. Kendisini kendisiyle ortadan kaldırabiliyor. Çok tuhaf yani. Mesela bilgisayarda Erdinç burada mı bilmiyorum. Burada yazılımcı var. Mesela öyle bir bilgisayar ki, yani Windows, sana fırsat vermiyor kendisini aşkın. Kendisinin sistemin dışına çıkmaya müsaade etmiyor. Windows'ta müdahale edemiyorsun. Kendi bilgisayarına edebiliyorsun. Yani edemiyorsun. Kalp kendisini ortadan kaldırabilecek. Hem menfi hem müsbet. Böyle bir kalp. Kalp adı zaten. Abi çok iddia bir şey bu. Çok ağır. Kendisini ortadan kaldırıyor kalp. Kendisini ortadan kaldıran, aynı zamanda kendisini kendisiyle inşa edip kendisinin arkasına geçebilen, dönüşebilen, yani menfisi böyleyken müsbeti de böyle. İnsan hayallerine ve düşüncelerine dönüşen bir varlıktır. Hüznün için bitmez hüzün. Arayışı devam eder. Hiçbir zaman araması bitmez, tükenmez insanın. Araması bitmiyor. Cenneti bile versen bitmiyor. Sakinleşmez hiçbir zaman. Çareyi o zaman bırakacaksın artık suyu akıcılığına. Ben bunları rahatça böyle konuşabiliyorsam, ben belki bunu 10 saat düşünmüşüm. Bir insan bir şeyi rahatça böyle konuşabiliyorsa, yani şunu şöyle yap. Bir adama mum nerededir diyorsun bakkalda. Arıyorsa sağa sola, babası çalışıyor dükkanda, kendisi tüfeğli. Yeri bilmiyor. Mum nerede? Nereden bilecek? Bakkalıya ne oturmuş? Babası bir yere gitmiş. Ama babası geldiği zaman mum nerede deyince tak elinde koymuş gibi olur değil. Bir insan rahatça konuşabiliyorsa bir şey, sanat. İnsanın hüznü bitmez, derdi. Arayışı bitmez. Araması bitmediği için bitmez hüsnü. Tasası bitmez. Çaresi nedir? Bırakacaksın nehrin akıcılığına. Gidecek bu. Çünkü insan Allah'ın sırrıdır. Allah'ın sırrıdır. Şimdi şey çok enteresan değil mi? Abi kendi kendini ortadan kaldırması için bunun bir öncesi olması gerekmiyor mu? Ne oluyor ki bu böyle bir şeye gerek duyuyor? Daha şimdilik bilmiyorum. Çalışıyorum. 4 kalp. Kalbi ustad 4 şeyde kullanıyor. Sadr kullanıyor. Kur'an'da zat sadr gözünüzü. Sadr, soğan kabuğu gibi sadr, kalp, fuat ve lub. Lub'u çok kullanır ustad. Kalp zaten bu sistemin 4 biriminin ikinci birimi. Yani sadr, içeriye kalp, fuat ve lub diye geçiyor. Çok tuhaf bir sistem. Dedim ya, tuhaf bir.
kendisini kendisiyle inşa edip kendisini kendisinin arkasına, felsefe tabiriyle kendisi kendisine aşkın olan bir sistem iken, aynı zamanda Allah Resulü bir an bir anında sabit durulmayacak bir kalbin, kalbimizin sahibi olan Allah, kalbimi dinimde, istikametimde sabit kıl. Böyle bir yapı. Yani bu vehim düşünce ve şekillendirmek. Mesela bir şey şekillendiriyorsun, tahayyül, bir şeyi de düşünebiliyorsun. Hayatı düşünürken 29 asasını okuyoruz arkadaşlarla. Ya nasıl bu düşünceni düşüncenden çıkartıyorsun? Yani tuhaf ya. Düşüncenle düşünceni üretiyorsun. Düşüncenle düşünceni devre dışı yapmıyor musun? Düşüncenle düşünceni kafanın içini cehennem yapmıyor musun? Cehennem yap. Düşüncenle düşünceni cennet yapmıyor musun? Yapıyoruz. Yani şöyle bir anlayışımız var. O yıkılacak abiler bizim kafamızda. Bize bir sistem verilmiş. O sistemin en kemali onun hakikatine varmak değil. Kalp verilmiş kainat. Kalp çalışırsa kainatın arkasına geçmiş. Peygamber aleyhissalatü vesselam kainatı da geçmiş. Kainatı da geçmiş. Ama kalp şecere-i hılkatın değil. Kainatın haritası. Orayı da geçmiş. Yani şunu aşacağız. Yani bir şey verilmişse en kemal mertebesi onun hakikatine ulaşmak. Hayır. Onu devre dışı yapabilecek bir sisteme sahip. Mesela düşüncenle insan mutlu olabilirken düşüncesiyle cehenneme çevrilebiliyor. Düşüncesini arkasına geçebiliyor. Bir tuhaf yapıya sahip. Biraz ısınalım diye. Latife-i Rabbani'ye bugün. Biraz da gidelim böyle, değişiklik olsun. Ekseriya. Vücudun maddi hastalıklarının en büyük zemini tasavvurun, düşüncenin ifrat ve tefritinden çıkıyor. Yani doğasından çıkan hastalıklar hariç. Her şeyin bir fıtri bir ömrü vardır. Ama bu diyor Kur'an'da, eceli muallak mı diyor? Yok. Yani fıtri bir hali gelmeden, işaret icazda da geçiyor. Fıtri hali gelmeden çoğu insan böyle ölüyor. Fıtri ömrünü dolduramıyor. Dolduramıyor. Evet. Tamamlayan yok zaten. Yoktur. Yok tamamlayan yok. Evet. Ondan sonra bu peki nasıl şey yapıyor? İnsan bu tabii düşünce bu kadar çalışıyorum. Bunu onun için söyleyebiliyorum. Yani insan hayallerinin, düşüncelerinin çocuğudur. Oradan o oluyor. Ama kendisini kendisinden doğuruyor. Kendisini kendisinden çıkarıyor ama çıkartan da çıkartılan da kendisi. Tuhaf ya. Ekseriye vücudumuzun maddi hastalıklarının veya psikolojik hastalıklarının en büyük zemini insan tahayyülü ve tasavvurundan kaynaklanıyor. Bu tahayyül ve tasavvurun kendisi mi? Hayır. İfrat ve tefritinden çıkıyor. Buna misal. Mesela normal bir hayatın yükselirken tansiyona, kalbine, şekerine baktığın zaman sayı hemen yükselmesini gösteriyor ki bu kendi doğasının değil, düşünceler yapıyor. Bak kanı değiştiriyor, şekeri değiştiriyor, nabzı değiştiriyor, sistemi değiştiriyor. Nasıl değiştiriyor? Yani düşünceyle ne alakası var? An işte. Gayet normal iken bak bakalım, hassas olmuşsan hemen o oranlar değiştiğini görüyorsun. Bunu kim yapıyor? Düşüncelerin yapıyor. Aynı zamanda bunu yapabiliyor mu? Yükseği de düşürebilir. Yani bir ifratı var, tefriti yok. Öyle bir sistem yok ya. Yükseltebilir. Mesela normal bir insanda o ifrattayken o hastalığın o miktarı ölmesi gerekirken gayet normal hayatını sürdürüyor. Ona eşlik etmiyor düşüncesi. O hastalığına düşüncesi de eşit olsa o tutunamaz. Ama hastalığı maddeten var ama düşüncesi başka yerde. Tesir etmiyor, gücü yetmiyor hastalık. Yani vehim mi aktif olmuyor? Aktif olmuyor. Ondandır ki Sözler 107'de diyor ki, metin okuyorum.
hem en kıymetli bir nimet olan akıl dahi geçmiş zamanın hüzünlerini ve gelecek zamanın korkularını düşünmek ile kalbi insani mütemadiyen incitip bir lezzete dokuz elemi karıştırdığından en musibetli bir bela olur. Murat Dursun bir ders yaptı. Kulakları çınlasın. Hastalık beni o gün bugün etkiliyor. Yani hala tesirindeyim. Geyve. Yani ben de bir şeyler söylemeye çalıştım ama sonra 100.000 defa pişman oldum. Keşke hiç müdahale olmasaydım. Doğru söylüyor. Ama bunu doktorlar sebep sonuca doktorsunuz. Ömrünüz onunla geçtiği için çıkmak zordur. Yani düşünce ve hayalle hastalığı değiştirebileceğini sizin intikal etmeniz bize göre çok zordur. Çünkü asaslaştınız. Yapa yapa çok zordur. Benim mesela diyelim ki şekere, tansiyon veya nabıza arkasına geçmek zor oldu ki. Ama adam geçiyor. Yani Murat'ın bu söylediğini sizin kabul etmeniz yani evet kabul eyvallah yani mutmain olmak diğerlerine göre çok zordur. Nedir? Ne dedi? Maddi hastalıkların Allah böyle bir sistem koymuş. Fıtri ömrünü tamamlamaması. Günahlarımızdan kaynaklanıyor. Ben de öyle demiştim de. Sonra baktım ki hastalıklar, düşünceler de hastalıklardır. Bu söylediğinize Risale-i Nur'dan bir şey... Aa işte bu. Bu işte. Mesela geçmiş zamanın hüzünlerini, gelecek zaman korkularını yok daha. Adam şu anda yok bir şey. Gelecek zamanı korkuyor. Mesela diyelim ki birisini referans almış. Şekeri yükselmiş. Şöyle olmuş. Duymuş akrabasında. Düşünce. Yani ben bunu söylerken bunun sahibi değilim yani. Keşke olabilsem, bunu becerebilsem cennet hayatı yaşayacağım. Gelecek daha gelmiş mi? Gelmemiş. Geleceğin korkuları geçmiş iken geçmiş anda duruyor. Geçmişin, bak geçmiş zamanın hüzünlerini, hüzün değil mi mesela? Gelecek zaman korkularını düşünmek ile ana getiriyorsun. Vücut. İbrahim Hakkı Hazretleri de onu söylüyor değil mi abi? Yani bu işte böbrekler hasta olması şundan dolayıdır diyor bu arasında. Evet yani tek tek bu. O alimler şeyde de gördüm sonra. Cafer-i Sadık'ta da gördüm. Mesela diyor ki şöyle olsa sarı hastası olur diyor. Düşünceyle alakalı. Şöyle olursa diyor. Şu olur diyor. Fıtri ömrünü niye tamamlamıyor diye. Peki biz böyle bir insanı çok organik yetiştirsek de olmuyor. Bak diyor ki düşünmek ile kalbi insanı diyor mütemaniyet incitir. İncitince ne oluyor? Bir lezzete dokuz elemi karıştırdığından en musibetli bir bela olur. Bela yani şey ille biz kandaki oranlarla tansiyonu zannetmek mesela ben bunu sahibi olarak söylüyorum. Kandaki o maddeleri doktorların saydıkları dengede tutmak, tansiyonu dengede tutar zannetmek bir zandır. Bu düşüncesiz. Bunu yani su borusu değildir. Kan damarı binaya giren su borusuna benzemiyor. Onu o kan hareketini ve içindeki yapıyı düşünceler değiştirmez mi? Etkilemez mi? Ben bunu yapamadığımı halde söylüyorum. Zaten stres bu biliniyor. Tıpta da bu çok kullanılıyor. Yani stres hormonları değiştiriyor. Kortizol, şeker artıyor. Tansiyon artıyor. Birçok şeyin zemini yani psikolojik yapınız. Zaten organik yapınızı direkt etkiliyor. Etkiliyor. Tansiyonunuz artıyor, şekeriniz artıyor, kan damarlarınızın atımı artıyor. Bütün sistem bozulabiliyor. Yani bilinen bir şey. %76 da su insan. Tabii. Doku. Yani sistemi böyle şunu demek istiyorum. Binaya giren elektrik gibi. Binaya giren su şebekesi. Basıncı ayarlarsın git evde yat. O su şehirden gelen suyu sabit yapar ya. Ama insandaki kan, yatıyorsun bir telefon geldi oğlundan, kızından. Üniversitede bir yerde veya çalışıyor. Annenden, babandan, oğlundan. Kalktın yataktan, oğlum suyun. Şimdi bütün sistem etkilenmeyecek. Şey yapıyor, düşünceyle o anda savaş... Yani tabii
binaya giren su gibi sabit tutabilir misin? Geldi sen Amerika'dan oğlum var. Allah hepimizin çoluk çocuğunu İslam'a, Kur'an'a hadim yetiştirsin. Bir olumsuzluğun düşsen, gece saat 2, oranın saat 7 saat geri düşün. İkindi. Baba böyle bir sıkıntı. Basit dahi olsa, senin o yataktaki rahatın gitmez mi Hasan'ım? Yani sistem, metabolizman değişmeyecek. Değişir. Peki, hastasın çok. Ama geldin bir mutlu, sevdiğin evladın, eşin, karın, kızın, sevdiğin mutlu bir şeysini duydun. Of be, beni yataktan bir düzeltin dersin. Değil mi? Mutlu oluyor. Ben mesela hasta ziyaret ettiğin zaman gözleri şırıl şırıl parlıyor. Ziyaettin abiyi anlattım. İlle ısrar etti. Yo hayır dedim. Kaldırın beni diyor. Kaldırın ya. Bana öyle yapma diyor. Sarıl bana diyor. Oysa doktor dedi ki bir kelime konuşmasın. Şeyde akciğerini su topluyormuş. Ondan sonra ben dayanamam sana diyor. Ondan sonra bir bakıyorsun kötü değil mi? Tam tersini sonra duyduk ki değerler çok iyiymiş yani. Yani şey yapmış. Şimdi ben daha bir şey anlatayım. Mesela ben çok ilginç. Diyabetim de var, şekerim var ama düzenli. Şeker bir de kan tahlilleri yapacağım zaman akşam ölçüyorum şekerimi. Yani 9. söyledim. 100 gayet normal. Açım, sabahleyin tahlile gidiyorum, şeker 150 geliyor. Dedim ya bunu dedim ya ben... Ve bu adam profesör yani. Ve bu işin uzmanı yani. Biliyorum. Dedim ya niye böyle oluyor dedim ya. Ben dedim akşam bir şey yemedim. Açım, 100 ölçtüm. Sabahleyin daha düşük gelmesi gerekir. Hocam diyor siz diye endişe ettiniz, strese girdiniz. Acaba yüksek bir gece düşük strese girmeniz. Her seferinde ben tahlil yapacağım zaman yüksek geliyor. Allah yani Allah. Hastaneye gidip de çünkü bir de kan şeylere bakıyorum işte. Kanser markerları, tümör markerlara da yani ne çıkacak onlar filan. Bir endişeye giriyorum yani. Acaba normal mi gelecek? Yüksek bir yani olumsuz gelecek diye. O endişeye girince şekerim benim her ölçtüğüm zaman yüksek geliyor. Kardeşim ben yaşamadığımı anlatmıyorum. Adam bir yeğenimi bir yere götürdüm. Oradaki kardeşim de tıpta okurken bizim dershanede kaldı 4 sene. Abi dedi bir cihaz tak. Kardeşim ben bu işlere bakmıyorum. Abi de bize bir emeğim var. Takayım ya. Neye takacaksın? Tansiyona bak. Allah Allah. Bak şimdi ben yaşadığımı söylüyorum. Allah şahit. Taktı. Dedi eyvah. Biliyorum. Şimdi olanı anlatıyor. Normalde onlara göre üstün çıkıyor. 14, 15. Bir tanesi 12,5, 12,6, 13 çıkmıyor. Yani o şuursuz şey yapıyor, alet ölçüyor. Yani bir zaman dilimi var. Yarım saatte bir bakıyor. Bir saatlik bir dönemde 13 bile çıkmıyor doktorum. 12,6, 12. Çok acayip bir şey. Doktor dedi ki bu saat diliminde neredeydi, ne yapıyordu? Ne yapıyordu biliyor musun? Yeğenle ders yapıyordu. Oysa o kadar heyecanlı, haretli dedi. Ene dersi yapıyoruz. Onu da inşallah müjdesini vereyim. Şekillendireceğiz. 30. sözü beraber okuduk. Manayı şekillendiriyor. Hani var ya haşiri yaptık ya odur modu. Ha onu yapıyor, şey yapıyor, bitirmek. Ene. Ene şekillendiriliyor şu anda. Ene acayip. Bunu yapacak mıyız abi? Yapacağız. Haşiri bir yapmıştık hatırlarsınız. Şekillendirdik ya haşir. Sen tabii sonra parkura girdiğin için o yönü. Haşiri vakıflarla da yaptık hatırlarsınız değil mi? Şimdi ne yapacağız? Diyor ki bu cihazı yapıyor. Abi bu saatte çok merak ettim. Dedim ki o saatte ne yapıyor? Ders yapıyorduk. Ve ders yaparken o kadar dalmışım ki iki defa adam yapmış ölçmüş haberim yok. Şimdi bunu gel de yazma. Düşüncelerimi yapıyor. Sonra bakınca mesela diyelim ki dersin dışındayız. Pır diye bir ses yapma. Eyvah. Denge. Pat yukarıya. Hocam şimdi bu olay düşünceyle olmasa insan vücudu bu değerleri yükseltmesi ve bir tehlike anında vücut vermesi gereken tepkiyi nasıl verecek? Veremezdi. Ha, ya aslanla karşılaştın, bir tepki vermen lazım. Düşünceyle yapamıyorsan bunu, vücut bunu nasıl yapacak ki? Evet.
Yani bu burada biz bir şu üstündür, şu üstündür, şu düşüktür. Düşünce esastır, beden şey değil. Öyle bir tasamız, derdimiz yok. Bunu konuşmaktaki mevzumuz beden basittir. Hayır, haşa, yüz bin defa haşa. Yani insanın ruhunu burada ifade edilecek böyle bir sistem lazım. Cenneti bile tanımlanması için beden lazım. Bunun kıymetini bilin diye söylüyoruz. Ama sırf bu esas değil, putlaştırmayın diye söylüyor. Esas. Devam ediyorum. Peki, ustad diyor ki geçmişin üzünlerini. Bak, tahlil ettim, dert edinmişim ben bunu. Bak yazım o, kırmızı metin, Risale-i Nur. Geçmişin üzünlerini, dur bakayım dedim. Vasat-ı nimet her şeyin. Korkunun da, vehmin de, her şeyin. Yoksa düşünceyi ben öne çıkartıyorum, bedeni aşağı çıkartıyorum, bedeni yukarı. Hayır. Bu bedene bu kadar kıymet veren benden başka tanımıyorum yani. Şu bedene o kadar değer veriyorum ki cennet bile bilinmesi için bu libas giyilmesi lazım. Lazımdı. Bu bedene o kadar dikkat etmenizi istiyor. Bunun kıymetini bilin diye. Yoksa düşünce hayali bedenin arkasını geçir, bedeni basit demek haşa, yüz bin defa haşa. Tam tersine. Ama putlaşmasın düşüncelerinde, bedeninde. Cennetin bilinmesi için bu bedene girilmek gerekiyordu. Bilin bunun kıymetini. Burada bu kullanılıyor. Tamam. Şimdi geçmişin üzünlerini, geleceğin korkuları var. Peki bu vehmin tefrit midir, ifrat mıdır? Oturdum arkadaş, bununla çalışıyorum. Bütün sermayem benim bunlar, sizin olduğu gibi. Geçmişi tefritle oluyormuş. Gelecek ifratla aktif olup zaman hazıra, cehenneme veya cennete çevirenmiş. Bir daha söyleyeyim. Geçmişini tefritle. Vehmin. Yok, geçmişini tefritle. Çok acayip yani, oturdum arkadaşlar. Mesela diyor ya, bak geçmişin hüzünlerini. Bak ustad 107 sayfa sözler. Bakın görün. Oturdum o sayfanın siyakını, sibakını, önünü, arkasını. Oturdum, başka bir işim yok. Bak şimdi, geçmişin hüzünlerini ana getiriyor. Geleceğin olmuş mu? Yok. Korkulan getiriyor. Dedim ya, bu vehim, nimet ilahiye, korku nimet ilahiye, kibir nimet ilahiye, haset nimet ilahiye, gadap nimet ilahiye. Hangisi? Vasatı. İfrat tefriti rezil ediyor bizi. Ha peki, acaba bu vehmin, dedi ya düşüncelerle akıl yapıyor. Akılın da hizmetçisi vehim. Ne yapıyor? Geçmişin üzünlerini getiriyor. Delide böyle bir şey var mı? Geçmişin yok ki adamın. Geleceği de yok aklın yani. Çocuğun da yok. Peki bu akıl yapıyorsa, acaba dediğim bu vehim, vasat-ı nimet. Demek ki geçmişi, vasat-ı nimet. Vasat-ı nimet. Niye? Hasan'ım çok yüksek düşündürüyor vehmin. Çünkü yüksek, geniş, derin. Vehim böyle bir insanın çapını genişletiyor. Yüksek yapıyor, geniş yapıyor, derin yapıyor. Ruha taşıyor, kalbe götürüyor, aklın içine şey yapıyor. Vehim çok nimet ilahi. Ama vehim eğer tefritte çalışıyorsa geçmişi getirecek. Eğer vehim ifratta çalışıyorsa geleceği getiriyor. Vasatı bu hikmet ilahiye, sünnet-i seniye oluyor. Derslerle işte hikmet deniliyor. Mesela şöyle olabilir mi? Çok. Vehim tasavvurdaydı. Tasavvurdayken ifrat ve tefritte onun vasata gelmesi taakkuldeki hikmetle oldu. Ha işte bu iş. Taakkuldeki hikmet. Hikmet zaten taakkulde ya. Ama vehmin ifrat ve tefriti tasavvurda. Evet. Akıl onu vasatta tutuyor. Vasatta akılla taakkulde mertebesinde geliyor. Tutuyor. Orada tutuyor. Ama burada öğrenci zihni şu abiler. Vehmin geçmişin üzünlerin ifrat mı? Hayır. Tefritle. Tefrit içe çökertir insanı. Kimseyle uğraşmaz. Kızın, oğlun, eşin, sen, arkadaşın odadan çıkmıyor mu? Hep orada mı? Öyle. Telefonla oynadığını zannediyorsunuz. Veya derse mi çalışıyor? Veya içe böyle çekingen, utangaç gibi gözüküyor. Bu asırdaki utangaç. Ya çekingen, konuşmaz.
tiplerden bahsediyorum, modelden bahsediyorum. Ya ses yapmaz, bu derse gelir, kenarda oturur vesaire. Bu adamın vehmi tefritte çalışıyor, ekseri. Böyle. Ses yapmaz. Tefrit modunda ekseri. Başka birisi var. Bu Kemal Atta olmadığı gibi. Yani kendi olumsuzunda değil mi abi? Kendi dünyasında. Çıkmıyor, çıkamıyor. Bu ötekisi de ne yaptı Suat? Hop! Behçet, doktor! Ne? Hep dışarıda. Bunun vehmi hep ifratta. Dışarıda. Dışarıda. Bu da bir kaçış. Yani ifratta olmak da bir kaçış, tefritte de olmak kaçış. Denge olmak işte yani. Latife Rabbani okuyacağız ya. Isınalım diye şey yaptım. Vasatı taakkuldaki hikmettir. Allah diyor ki hikmete Celle Celaluhu Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يُوْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَنْ خَيْرًا كَثِيرًا. Kaçıncı sözde geçiyor? Doğrusunu sen güzel oku. 12. söz. وَمَنْ يُوْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَنْ خَيْرًا كَثِيرًا. Kime Allah hikmet vermişse, kime, iyi dinleyin bak, kime Allah hikmeti vermişse, Allah kendisi diyor ki, Allah diyor ona çok büyük hayırlar vermiştir. Allah ona çok büyük hayırlar vermiştir. 12. söz. Şeyi yapacaktık aslında cumartesi dün. 6. sözün gözü yaptı, kulağı yapmadık. Devam edecektim ama namaz çok etkilendi. Artık bundan sonra çalıştığım mevzuyu dersi konusu yapıyorum yani. Öyle. Bak kime hikmet verilmişse ona çok büyük hayır. O kadar hikmet ne demek hikmet? Hikmet abiler. Kablo yok değil mi üzerimde? Hikmet. Neyin toplamıydı? Bak. Kuvve-i akliye. Kuvve-i şeheviye. Ha gadabiye deseydik keşke. Kuvve-i gadabiye. Görelim diye söylüyor. Bunun şöyle yapayım. Ayrı ayrı yapsaydık daha güzel olacaktı. Vasatlarını yazayım çok iyi olur. Vasatlarını yazalım. İfrat tefritini zaten biliyorsunuz ama burada şey yapmamın sebebi gözüküyor. Zaten oradasınız. Hikmet değil mi abi? Şöyle yapayım. Şöyle. Tefriti nedir tefriti? He? Gabavet. Ne? Gabavet. Gabavet. Ne yapar bu adam? Basmıyor. Yani ahmak da değil. İfrat. Cerbeze. Cerbeze. Bu da vasat. Şurası. Şimdi bunu da yapayım. Bu kuvve-i şehvinin ifret. Artık ifrat ve tefriti ne? Humut. Yani insan o beşeriyeti yok yani. Helal harama böyle bir şeysi yok ya. Yani. Sistem çalışmıyor. Bir de şey fucur. Bunun vasatı şecaat. Doğru mu yazdım? Şecaat. Doğru. İfrat'ı ne yapıyoruz ifratı? Tehev. Tefriti Cebanet. İfratı, tefriti. Onu da Türkçesini söyleyeceğim Hasan'ın. Ters oldu abi öbürü de ters. Tefrit, ifrat olacak. Humut, tefrit, ifrat. İfrat olmaz. Ne yaptık biz? Yanlış şey. Tamam şey. Humut tefrit. Tefrit.
İfrat. Bu Cem. Şunu değil mi? Yok yok değiştireceğim. Maddi manevi bir şeyden korkmamak ifrat. Tehevür. Cebanet miydi? Tehevür. Yanlış olmadı mı? Cebanet. Nereden yazdınız? Cebanet korkaklık değil mi? Doğru abi bunlar. Ben de doğru söylüyorum. Cebanet korkaklık. Yani ne demek? Maddi ve manevi, Türkçesini söylüyorum. Maddi ve manevi korkulmaması gerektiği yerde korkmak. Tevhid ise maddi ve manevi hiçbir şeyden korkmuyor. Allah'tan da. Şecaat ise hikmet sahibidir. Şimdi bunu topluyorum abiler. Şunu. Zaten bildiğiniz bir şeyi veya oradasınız. Hikmet, iffet, şeciat nedir abim? Adalet. Adalet böyle hani Türkçe'de veya lugatta hak sahibinin hakkını vermek falan böyle disipline koymak hiçif değilmiş. Demek ki görüyor musun? Hikmet, iffet ve şeciatın hulasayı camiasındandır. Vasat bu. Bu üç tane kuvve insanı yönetiyor, aklını yönetiyor. Dimağını. Mesela onun şu ilk söylediğinizin geçmişin hüzünleri, geleceğin korkularıyla ilgili nasıl, ne onu şeye getiriyor? Üstad burada demiş onu söyleyeyim mi? O tabii ki söyle ya çok güzel olur da. Geçmişin hüzünleri kuvveti imanla, geleceğin korkuları nuru imanla çözülür diyor. Evet. 23. söz değil mi? Lemalı 130'da diyor. Ha bak. Geçmişin hüzünleri kuvveti imanla. Geleceğin korkuları nur-i imanla. Kaçıncı sayfa? Lemalar mıydı? Lemalar abi 230. Ben okuyayım cümleyi. 230 mu? Aha cümleyi okuyayım abi. Oku. Kişi yani şey değil mi? Farklı mı? Bir doğru doğru. Bak imanın iki sistemi var Hasan'ım. Adaşım. İmanın iki. Bir nur var. Bir kuvvet. Kuvvet, imanın kuvveti geçmişi. İmanın nuru geleceğin üstünü kaldırıyor. Karanlık. Kabir karanlık ya. Kabir karanlık. Haşır karanlık bize, bilmiyoruz. Ne yapacak Allah? Peki onun kalkmasını istemez misin? İmanın artarsa nurlanır, geleceği kaldırıyor. Yani üstündekini kaldırıyor. Oku abi. Zaman değil mi abi? Bir de Allah'a iman, ayrıca iman konusu. Şey olabilir mi gibi geldi, kuvvet-i iman... Oku da bir şey yapalım. Zaman mazinin en derin derelerine kuvvet-i iman ile girebildiği... ve hüzünlerin zulmetlerini def edebildiği gibi. Mazi tefrit. Zamanı mazinin en derin derelerine kuvvet-i iman ile girebildiği ve hüzünlerin zulmetlerini def edebildiği gibi nuru iman ile istikbalin en uzak dağlarına kadar çıkar. Korkuları izale eder. Ne kadar net söylüyor. Çok acayip. Aynı şeyi de 23. sözde söylüyor. Ha? Nokta istinad reyimdir. Şey olur mu abi? Kuvvet-i iman, en yani Allah'u alem. Nur-i iman deyince bana dima gibi geldi. Makesim nur-i iman hani gibi. Evet. Acaba kuvvet-i iman da vicdan mı acaba? Vicdan. İki, zaten imanın iki ayağı ya. İki, aynı koy tabii onu, aynı öyle. İman kalpte, kalbi konuşmuyoruz. Kalpteki imanı konuşuyor. Altyapısı dimalı vicdan. Peki vicdan neydi? Vicdan. Vicdan. Tabii ya. Latife-i Rabbani aynı zamanda. Yani biri kuvvet-i iman, biri nur-i iman olur. Evet. Evet. Yani çözümü de yani vicdana bakmak lazım. Bizim için. Ahirete imanlar. Ahiret işte. Onda vallahi. Evet. Burada bunu durduruyoruz. Kuvvet-i Şehriye Gadabiye'nin vasatındayken adalet oluyor ya. Adalet 30. Lema'ya baktığımızda ismi adilin cilve-i azamından kainattaki adaleti tabi umum eşyanın muvazenelerini idare ediyor diyor. Yani bir adamın adaletli olduğu değil de muvazenesi diyebiliriz. O şöyle. Muvazene olarak düşünüyor. Hayatında bu insan muhakemeli
ve muhakimattan söylüyorum. Muvazeneli olur. Olur. Tabiri diğerle muhakkik ve mudakkik olur. Muhakeme ve muvazene metresi var, kantarı var. Sütü gidip de süte kaç metredir demez. Şaka gibi geliyor bu. Misal veriyorum ama aynen böyleyiz. Süt kaç metredir? Patiskayı, kumaşı kaç litredir der. Yani başımıza gelen hadiseleri, ayağım kırıldı diyelim, gözü gider misin? Ha, o zaman bu adam gidiyorsa metre ile kantarı karıştırmış. Biz de arayacağımızı, bak ne arayacağını bilmeyen, unutmayın bunu, hayatımdan, kemiğimden çıkan bir cümledir. Ne arayacağını bilmeyen, nerede, nasıl, kimden arayacağını da bilemez. Dört tane oldu. Ne arayacağını bilmeyen, nerede, nasıl, kimden arayacağını da bilemez. Tamam. Dolayısıyla sütü litre ile ölçersin, metre ile ölçmezsin. Mesela dünyayı, insanın sistemi var, beka, ebed. Onunla ölçüyor, belayı çekiyor. Kendi bekasını, aynadaki gözüken güneşi aynadan zannediyor. Benim ruh aynamda gözüken Baki'nin cilvesiyle kendi bekamı arıyorum. Belamı buluyorum. Oysa Allah'ın bekasını anlamam gerekiyordu. Onu anlamak içindi. Yani ne demek? Aynadaki gözüken güneş aynayı sırf nurlandırmak için değil. Onunla bahçeyi aydınlat. Bu durumu aydınlat. Güneşin girmediği bu duruma bununla anlat. Yani bunlar peygamberlerdir bu ayna. Aynı zamanda senin ruhundur bu ayna. Bununla düşüncelerini, hayallerini, evini, aileni, dostunu, hizmetini, duygularını, latifelerini ayarla yani. Kardeşim bu ayna ile duygularını ya, duygularını bak şimdi. Bir daha söylüyorum. Şu aynaya Allah'ın hulukul Kur'an, ahlakın boyası. La kardeşim bununla yani güneş görmeyen bodrum dedik. Güneş görmeyen bodruma aynada ışıktan, yansımattaki misalimizden gay nedir? Kardeşim, derinliklerimizde bulunan muvazeneyi, muhakememizi, hayalimizi, hislerimizi, mesela değil, ölüm korkusu. Oraya güneşi vur kardeşim. Ölüm korkusunun sebebi, Allah'ın bekasını anlamak gereken o istidatta Allah'ın bakiliği gözüküyor. Baki. Ama vücudum fena. Dil bekası, hak fenası, istedi mülkü tenim, bir devasız derde düştüm, akil lokman bir haber. Yani dilim, kalbim hep şeyi söylüyor, beka istiyorum ama bedenim buna müsaade etmiyor. Bedenimin bekasına yönel. Oysa bu aynadaki güneşi bodruma vursana, bedenin bekasını arama, bakiye müteveccih olursan beka bulursun. Çünkü bakinin aynesi baki olmak iktiza eder. Bakinin aynası. Bedenin bekasını arıyor vesaire. Arkadaşlar yani bu o kadar acayip bir şekilde okuyoruz ama muhakkik ve mudakik ne demek? Biraz önce Allah razı olsun delilin var mı dedi. O muhakkiktir. Peki konuştuğunu delillendirene muhakkik denilir. O delilini de delillendirebilene mudakik denilir. Birisi düşünce, birisi hikmet. Hani düşünceni konu yaparsan ilim olur ya. Nerede yazıyor kardeşim? Aklın, imanın hem nuru var hem kuvveti var. Söyleyeyim mi dedi Lemalarda 230'da dedi ya. Bu ne demek? Muhakkik. Sonra kalktım. Onu muhakematla anlatmaya çalıştım. Muhakkiklikten bir ileri taşıdık. Mudakik. Delilimizi de delillendirdik. Nerede? Hayatta. Bu aynayı. Niye? Yani güneş niye vurmuyor bu duruma? Kardeşim güneş vuramaz bu duruma. Onun sahasında değil.
Peki ne yapmış Cenab-ı Hak? Ayna koy dedi. Ayna ile Bodrum'a vur. Bununla kastım nedir? Ayna şey güneş haşa şemsezeli. Ayna ruhtur. Aynada gözüken Cenab-ı Hakk'ın sıfatları ile düşüncelerimi, hislerimi, ailemi, işimi, aşımı, dostumu, hizmetimi, duygularımı, hassasiyetimi, çekincemi, utangaçlığımı, kinimi, yani küs olmak, iyi olmak. Ya bunlar kontrol edeceksin ya. O anda vurur geçer. Ya kendine fatura kesme. Ya ben ne kadar basit adam ya. Bu kadar şeyle nasıl etkilendim? Veya bu kadar şeyle ben nasıl tepki verdim? Veya bu kadar benle niye böyle oldum? Demek kardeşim insan iniş çıkışlarla doludur. Sonra ben de diyorum. Kendime diyorum. Bunu niye yaptın? Lan günah hata verme fırsatı Allah bana verdi de. Ben kendime vermiyorum. Ulan ben bana ne kadar zalimim ya. Allah vermiş. Yani günah yapabilme fırsatı şeyi vermiş. Ta ki tövbe ve istiğfar sistemi çalışsın. Ben bunu nasıl dedim? Dersin kardeşim ya. Güneşi vursana buraya. İşte güneşten kasıt. O Bodrum bedendir. Yani ustadığımızın tabiriyle o saray 23. sözde beden insanidir. İçidir diyor da değil mi? Hatırlarsanız 23. sözde saray insani. Bu o güneş nedir? Haşa şemsezelidir. O güneşe ustad 5 tane şey nispet eder. Allah'a, Kur'an'a, peygambere, nuru imana ve insanın hakikatına. O zaman bu ayna ruhtur. Aynada da gözükenleri güneşin görmediği yere, bodruma vurup hayatiyetini sebebe, yani o çekingenliğini, utangaçlığını, eşinde şuna buna yaptığın hataları kıvırmadan işte güneşi vur oraya. Kusura bakma yanlış yaptım. Bak güneşi vurdum. Oldu dedik. Hakkını helal et. Veya yani mesela eşin de olsa, çocuğun da olsa, oğlum bu konuda sen haklıymışsın, doğru. Hani güneşi vurdun ya. Ya olur mu baba yakışır mı falan. Olmaz. Veya güneşi vuruyorum. Ya ben bu günahı nasıl yaptım ya? Ben nasıl insanım, nasıl bir mahlukum? Deme güneşi vur. Ben insanım ya. Aynı zamanda ben insanlıktan çıkmadım ki. Beşeriyetten çıktım mı? Çıkmadım. Gibi. Yani o zaman muhakeme ve muvazene şu. Metreyi koy. Şeye kantarı koy. Metreyi de koy. Neyi neyle ölçeceksen. Yani bunu söylerken keşke bunu ben de yapabilsem ama çalışıyorum, uğraşıyorum, kendimi yönetmeye çalışıyorum. Kazanımlarımı da paylaşmaya çalışıyorum. Diyorum ki bu yani insan bunu buraya yazdım arkadaş ya. Doktorum bunu kendime yazdım 107 sözlerde. Ya bu niye yazdım? Merak ettim kardeşim bu nasıl öyle paldır küldür bir kitap değil ki Risale-i Nur. Diyor ki hem en kıymetdar nimet olan, en kıymetdar neymiş? Akıl. Hem en kıymetdar nimet olan akıl dahi. Bu kadar bana nimet iken, nimetmiş. Nasıl belama sebep olur? En büyük nimet, en büyük nimet niye olsun? Yani dedi ya Mehmet, ya nasıl kendisini kaldırabiliyor? Bak en büyük nimet olan akıl. En büyük nimet oluyor, bela oluyor. Nasıl oluyor? Geçmiş zamanın hüzünlerini ve gelecek zamanın korkularını kontrolsüz olarak, oysa onu basamak yapıp tövbeye ve istiğfara, geleceğini istiğfarla, geçmişini tövbeyle inşa etmek gerekiyor. İstiğfarın yönü gelecektir. Tövbenin yönü geçmiştir. Geçmişin hüzünlerini ve geleceğin korkularını kalb-i insaniye getiriyor. Niye getiriyorsun kardeşim? Rahat dursana. Rahat dur. Niye getirdin? Getirdin. Kalbi insan incitiyor. Kalbi inciniyor. Sonra bir lezzete ne güzeldi kahvamız vardı. 9 elimi karıştırdığından en musibetli bir bela olur. Akıl. Ne sen bela mısın kardeşim ben aklıma diyorum. Sen benim hayatımı cennete çevirmen için sen bela mısın ya bir şey? En büyük bela olur diyor. Ya Rabbi ya, Risale-i Nur okumadan, bunlar bilmeden insanlar nasıl yaşıyor? Anlayamıyorum değil mi ki rahmetiyle etecelidir. Bunlar bilmeden, bildik bu haldeyiz diyor İrfan. Ya bildik bu haldeyiz, ya bilmeden. Acayip bir şey ya, insan. Şu dedim ya, hakikaten ya, alimler anlamıyordum. Günahlar nasıl bedensel hastalıklar? Çok meğer dindeki adı günah. Fizikteki adı enerjiymiş. Mesela göz.
Adamı vurmuyor mu? Camını indirmiyor mu arabanın camını? Sığırını parçalamıyor mu? Günah değil mi haset? Peki nedir o günah? Dindeki adı günah çiz. Fizikteki adı ondaki yansıma. Karşıda bir tane haram geliyor açık saçık. Dinde adı nedir? Bakarsan haram. Fizikteki adı haram değil. Nedir o? Onun yaymış olduğu enerji. Oradan enerji geliyor mu gelmiyor mu fiziken? Geliyor. Nesi geliyor biliyor musun? Psikolojisi, cinli hastalığı, imanı, nuru. Bütün haletleri yansıyıp sana geliyor. Kopyala yapıştır. Sende aktif olmayacak mı? Ondandır ki morgda yatan ceset olan ölmüş bir cenazeye nazar-ı şehvetle 410 değil mi sözler? Nazar-ı şehvetle bakan bir insanın durumunu ne diyor? Derinden derine hissiyat-ı ulvi insani tahrip eder, yok eder. Ne alakası var ya? Derinden derine. Kardeşim onların haramın dindeki adı haram iken fizikteki adı yansımadır. İnikastır, incizaptır, insibadır, sirayettir. O bana yansıyor. Karşıdaki haram bana yansır da benim fizyolojimizi bozarsa, anatomime zarar verirse kendi düşüncemi, kendi düşünceme menfaati ve zararını hayal edemiyorum. X-ray gibi. Ya geçiyor. Evet. Hoş geldiniz Latife-i Rabbaniye. Evet, size... Bir de söyler misin? Hastalıklardan dolayı hani bir nevi böyle zulümmüş gibi bir geçmişten gelen bir algım var. Yanlış anlaşılmasa. Çok güzel, evet. He. Bunda da mesela bu işin tetikleyicisinin yine insan olduğu anlaşılıyor. Evet. Hastalığın temelinde yine insanın psikolojisini yanlış kullanmasını şekilde şey yaparsak, düşünürsek, o zaman gelen hastalıkta da yani yaratan Allah'tır ama sonuçta bu şeyin sadece ayağından birisi sensin yani. Öyle diyorsak kendi kendine. Evet evet kendi kendine. Allah cehenneme atmıyor. Sen evet, kendini evet. Cehenneme atıyorsun. Yani hastalık da mücesteli olduğunu... Haset ediyor. Hasidi yakıyor. Karşı yakıyor da kendisi de yanıyor. Daha beter yanıyor. Kendisi de işte diyelim ki maddi vücudunda bir hastalık ortaya çıkıyor. İyi çıkıyor. Masa bak çok alt şey. Birisine göz oldu değil mi? Vurdu karşıyı. Bana vurdu ama... Eğer biraz maneviyatın varsa veya ayet-i kürsü okumuşsa, 7 ayet-i kürsü sıvazlayıp da şey yapmışsan, onun aynası güçlüyse sana yansır, seni yakıyor, kendisini yakıyormuş. Lanet var ya beddua, semaya çıkar, layık değil, ne yapar? İner aşağı sana vurur. Yani haset hasidi, o edeni yakıyor. Aslında İslam'ın dediği şey o delil olabilir abi. Haset veya hasidi yakıyor. Bak aha işte, nasıl düşünce kendisini bedene hasta ediyor? O haset eden kendisini yakıyor. Peki ne demesi lazım? Maşallah deyip yapsaydı, bende böyle bir zaaf var, gözümde bir şualar var kontrolsüz. Göz sahipleri, gözü olanlar bilir. Benim gözüm oluyor diyorsa, maşallah ağzını kullanacak. Benim ağzım devamlı açtığı gibi çok şükür, çok ayakkabı giyiyorum çok şükür. Ağzım ağzı, tövbe estağfurullah. Tuvalette de şey geliyor ağzım, yani gayri ihtiyarı. Sen de maşallah de, maşallah deyince sistem çöküyor. Değişiyor. Evet, Latife-i Rabbani yapıyoruz. Hasan abi şurada muhakemeli ve muvazeneli olur dediniz. Aşağıda da muhakkik ve müdakkik olur dediniz. yani muhakeme, muvazene, aşağıda muhakkik, müdakkik. Muvazeneli, müdakkikle mi eşleşiyor? Yani orada hususen böyle yazdınız. Evet, ben de buna bir şey ekleyeyim. Muhakkik ve müdakkik. Bu şeyi, bu şeyler, bunu alimler söylüyor. Evet, bunu Risale'de geçiyor. Evet. Muhakkik ve müdakkik ulema diye geçiyor. Evet, öyle geçiyor. Yani muhakkik ve müdakkik ulema diye şey yapar. Ama onu da hep böyle çalıştım ya. Bu buna, bu buna, bu buna, bu buna böyle. Ona muhakkik, müdakkik ulema. Kimmiş bunlar dedim ya. Oturuyorum işim bu olduğu için. Söylediğini delillendirebilene muhakkik. O tefsir. Tefsirin dibacileri var kenarlarında. Ona da bir de kenar yaparlar. Onlar müdakkik insanlar. Mesela fıkıhta şey yapayım. Fıkhın anası, babası yani İmam Azam. İbn Abidin bunların mukallidi yani. Tamam. Onları tasdif eder, çıkarır. Aynı mevzu hakkında birkaç tane, iki tane bir böyle demiş böyle. Onların içinde tercih yapabiliyor. Sonra biraz da geliyorlar bizde. İlmihal oluyor. İlmihal
Fıkıh kitabı değil. Hal ilmi, gündelik hayat. Bak kaç tane mertebeden geçiyor diye demek için söylüyorum. Yani bir tanesi sebebin uzulu ile tefsir yazıyor. Ötekisi onu delillendiriyor. Ötekisi bir sürü onun gene o zatların iştihatlarından bir tanesini seçiyor. Bu zamanda budur diyor geçerli. Sonra ilmi aldı diyor ki bunu yapın diyor. Tam böyle. Yani o kadar nimet ilahi ki şu alimlerin varlığı. Belki de deseler ki imandan Allah'tan sonra bir insana en büyük nimet nedir? Onu ihya ve inşa eden alimdir. O insana biliyorsa tabii nimetini. Onu ihya ve inşa eden. Binayı insan girerse, yani bina yapılırsa ihya, inşa olur ve ihya olur. Bina olur sonra canlanır. Şimdi daha önce Latife-i Rabbani'yi okuduk. Latife-i Rabbani'yi kısaca şöyle şey yapalım. Latife-i Rabbani, ben sizi şurada Latife-i Rabbani hulasası aslı 18. Defterde çok tövbe estağfurullah. 17. defterde Latife-i Rabbani'ye mevzusu tek tek işlenmiş. Ama uzun olmasın diye bak buraya kadar geldi kaynaklarıyla biliyorsunuz çalışan. Dedim ki çok kısa olsun. O çalıştığımı öz yaptım. Böyle öze dönüştürdük. Yani onun adı da ne deniliyor? Latife-i Rabbani hulasası. Hulasa dediğimiz şey de nasıl hulasa ise kaç sayfa? Bu hulasa. Kendisini hayal edemezsiniz. Bak. Şuraya kadar. 51. 25'ten 51. 26 sayfa hulasa. En az bu kendisi 50 sayfadır. Veya 70 sayfadır. Ham olan. Şimdi mesela insanın en zayıf damarlarını çalışmışız. Damar nedir çalışmışız arkadaşlar. Bak şu broşüre bak. Damar. Damarı merak ettim. Damar nedir? Damar. Gerçi doktorumun kan şebekesi falan beyindeki damarla bu başka damar. Başka? Rüyetin hulasası. Rüyet neymiş? Rüyet. Görmek. Bu kaçıncı defter abi? Bu kaçıncı defter? 19. defter. Var, sayfa kaçmış? Var bizim notlarda. Ha, mesela hangisi? 25. sayfayı açın abiler. Sır insanı atmıştık. Dima canlı yayında da var. Bu Latife-i Rabbani atmıştık. Açın ki ben de şey yapayım. Bak çalıştım. Hangi sayfaları okuyacağım? Hepsini okumayacağım hemen. Hulasayı bile. Şu bak şuradan. 19. defter. 19. O 17. Bana bak. Bayram 17'yi indirir misin? 17'yi de oku diyor da. 17'yi de getirir misin o defterden bana? Başka var mı? 17. Yok başka. 19 elimde. Sana zahmet. Abi bu tabir diğer muhakkik, müdakkik konusunda şöyle bir şey var. Ulema'ya diyor ya. Birinci şu anda bir ayet var. 14. ayette lakinin rasihune fil ilmi. İlimde rusuh peyda edenlerde de burada da yine muhakkiklikten bahsediyor. Yani demek ki adalet üzere olanlar bu ayetin de masadakı oluyor bir noktada. Masadakı ve mesela 5. şuada da var. Nasıldı? Rasihune fil ilmi. Yani ilimde rusu peyda edenler muhakemeli ve muvazenili ve muhakkik ve mudakik olurlar. Ne demektir o? Onlar için Allah özel bir koridor açmış Kur'an'da. Onlarla konuşuyor. İlimde rusu peyda eden, derinleşenlerle konuşun diyor. Bir de okur musun ayeti başına iyiydi? Ayetin sonunu okuyayım. وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ Yani başını bir oku durdurayım şey yapayım. وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللّٰهُ Allah'ın muradını, gayesini kelamından çıkartabilecek ilimde rusu peyda edenler kullarım, alimlerimdir diyor. Allah'ın muradını kelamından çıkartmak. Üstad diyor ki bize Risale-i Nur Şakir'den bundan 15-20 sene sonraki rasi hali ve muhakkik hali olan ilimlerine. Ve imanlarına. İlim ve iman. Yani öyle bir zaman gelecek ki bilmiyorum o zamanda mıyız? Herkes hem kendisinden hem İslam dünyasından ümidini kestikleri zaman asla onlar ümidini kesmezler.
İşte 20 sene sonra. Ve Üstad kaçta vefat etti? 60. İrmek'le ve sonra. 80'den sonra. Ümitlerini, çünkü onlar kader-i ilahinin izini, özünü, yüzünü müşahede ettiklerinden, hikmet-i ilahiden, dahileri hikmet, adalet-i ilahiden, hikmet ve merhamet-i ilahiden, dahileri merhametin hikmetini sürmüyorlar ki azap çeksinler. Sebebi, onlar da bakarsa siyaseti takip ederlerse onlar da batar. Kim takip ederse siyaseti o gırdaptan çıkamaz. Çıkabilseydi, ustad bu kadar laikalarda siyasete bulaşmayın demezdi. Harama birkaç defa derken siyasete bulaşmayını 30 aynı şeyde bir Kastamonu'da hatırladığım kadarıyla 17 tane mi 20 küsur tane mi mektupta bahsediliyor bulaşma. Kim bulaşıyorsa bulaşık su olacak. Hiç şansı yok. Şimdi okuyorum. Şimdi nereye alacaktık? Kağıt nereye gitti? Ha şurada. 17. defterin 115. sayfasında Büyük Mesnevi Nuriye Bağdılı Mesnevi 542'den okuyacağım size. 17. defter mi? Burada 115'in sayfa var mı? Ha varmış. Ha 115. Büyük Mesnevi Nuriye 542. İnsanda bir latife, bir halet vardır ki Allah Allah. Bir latife, bir halet vardır ki insan o latifenin lisanıyla dua ettiği vakit velev o insan fasık dahi olsa mutlaka kabul olur. Peygamber aleyhissalatü vesselam hadisini almış ustad. Şimdi onu ne anladım? Bak şimdi. Fasık dahi olsa, fasık demek kafir değil. Günahkar. Sen ben işte günahkarız. Tamam. O insanda bir latife bir halet varmış. O alet aktif oldu mu doktor bana dua et. Sen de. O bir halet varmış, bir latife varmış. O aktif olunca vele fasık dahi olsa o haletle, o latifeyle dua etse Allah şanı hürmetine reddetmiyormuş. Evet, kim ihlasla da isterse reddedir. Evet. Şimdi haletlerimizin her biri latifedir. Şimdi ben buradan ne çıkarttım? Bunu biz adetullah mı olarak kabul edelim yoksa ata kanunu olarak mı kabul edelim? Fasık da olsa. Yani atayı adetullah kanunsuz düşünemezsin ki ikisi de aynı oluyor. Yani bu bir kanun. Kanun ilahidir. Kanun ilahi. Veriyor. Fasık da olsa veriyor. Yani illet-i tame oluyor. Evet. O halet illet-i tame oluyor. Bu evet. Veriyor. Ne olursa ne ol. Yani ilim, irade, kudret aktif oluyor. Aktif oluyor. Böyle bir şey vermiş bir halet. Mutlaka diyor bak. Abi ihlas diyor da bir yerde. Sonra ihlas için de Allahu ehad diyor. Karşılığa da Allahu samet diyor. Yani kabul ediliyor, makbul ediliyor. İhlas. Şerde de ihlas var ya. Şerde de ihlas var. Bakayım abiler okuyayım. Haletlerimizin her birisine latife deniliyor. Halet. Diyorsun ya haletin bugün ennanim Allah. Abi halet. Özür dilerim atlayacağım. Ben şu Bağduran'ın şeyin. Belan bin Bağduran'ın. Duası nasıl olur diyordum. Niye nasıl olur yani? İsmi azama nasıl mazhar olur? Ah işte bu bence. Evet, harika. Vay be. Hep böyle harika. Şüpheydi yani. Kim? Allah. Ta çok uygulamalı gördün. Kur'an'da gördüm bak Hasan işte. Belan bin Bahura ismi azama mazhar ya. Allah bilmiyor muydu gelecekte böyle Belan bin olacağını? Allah bunun sonunu bilmiyor muydu? Biliyordu. Başta ismi azam ama mazar. Bütün isim, dua ve bedduası kabul oluyor. Niye verdi? Başta niye verdi? Çok acayip sistem çalışıyor ya. Hazreti Musa döneminde yaşayan, Hazreti Musa döneminde yaşayan bir aslında önceden alim. Dün akşam bir şey yazdım. Okuyayım size bununla alakalı böyle bir şey. Şu bir cümle yazdım. Şey dersten çıktıktan sonra. Vay be kalp. Kalbi yazarken. Ben onu da okuyayım da düz okuyayım. Esas yazdığımı da okuyacağım. Dün akşam yazdım. Dersten çıktım yukarıda yazdım. Yattım. En son yazım. Düşüncelerden kurtulmak için daha fazla düşüne düşüne
düşünme bağımlılığına düçar oldum. Uyuşturucu da zaten düşünce bağımlılığından kurtulmak masumiyetiyle başlamış. Farkındalığınla, enfusi tefekkürünle kendinden daha yüksek gayeye, ereye bağlanmakla kurtulabilirsin. Köpeğin düşünmeden, köpek düşünmeden her kokunun arkasından gider gibi olma. Köpek her kokunun arkasından gider düşünmeden, onun gibi olma. Burnun rehberin olmadığı gibi düşünceni de rehber yapma. İnsan düşündüğünün içinde yaşadığı için sahilde dahi olsa orada kendini hissetmez. Çünkü sahilde bedenen dolaşırken aslında düşüncesinde yaşıyor o anda. Son cümle şöyle bir şey yazmış. Bu siz hepiniz, esas gülmemin sebebi şu. Biz dışarıdan bakarken zahirde gördüğümüze ve buraya göre ölüm vuku buldu deriz. Hastanedesin. Doktorlar çok daha şahittir. Ben birkaç tane şahit oldum sekeratta hocalık şeyiyle. Okuyorsun bir şey. Bir daha söylüyorum. Biz dışarıdan başkasına bakarken zahirden buradan gözlemlediğimiz ölüm vuku buldu. Kim dedi bunu? Ölen demiyor. Ben öldüm demez. Diyemez. Dese de duymazsın. Öldü demek, gitti demek buradaki gözlemciye göredir. Buradaki bakana göredir. Peki ya ölenin neler gördüğünü, nerelere gittiğini, öldüğünü buradakilere göre meçhul değil midir? O şimdi öldüğünü mü zannediyor? Yoksa suretten hakikata mı doğdu? Biz öldü dediğimize, her şey bitti dediği yerde, onun için her şeyin hakikatin başladığı yer değil mi? Biz ne diyoruz bir daha? Her şey bitti. Güneş doğmayacak. Balık üremeyecek bunun için. Ekmek daha olmayacak. Fırıncı çıkarmayacak buna. Tamam? Derse gelemeyecek. Her şey bitti. İken buzda, buradan gözlemleyene göre. Ama ötekisi ne diyor? Her şey hakikati yeni başlıyor. Bebeğin doğması gibi abi. Gibi de. Biz, bize göre meçhul. Bize göre bilinmezliklere, bu çok önemli cümle, beni çok rahatsız eden. Bize göre bilinmezliklere atıldığı için biz ölümden korkarız. Meçhula, bilinmezliklere, sahipsizliklere, unutulmaya, firaka, kaybolmaya, yok olmaya atıldığı gözlemlediğimiz için o bizi korkutuyor. Oysa firaka değil, visale gidiyor. Kaybetmeye değil, bulmaya gidiyor. Oysa düşük bir hayattan üstün bir hayata gidiyor. Ya ayrılmaya değil, kavuşmaya. Yitirmeye değil, bulmaya. Ücret almaya gidiyor. Hizmet meşakkat bitti, ücret almaya gidiyor. Buzdan gözlemlediğimiz farklı. Şimdi niçin bunu güldüm? Ne işim var bu konuyla? Velev fasık da olsa, buradan gözlemlediğimiz fasık ama Allah ona bir sır koymuş, GPS koymuş. İmanı ben bazen GPS olarak söylerim. GPS koydun mu, nerede olduğun belli. Hep böyle konuşur seninle, sağa git, sola git. İman GPS'tir. Şimdi Allah bir takip ettiğim insandan bir sırrım var. O takip ettiğim sırrıma göre fıskını nazara almıyor. Sen de bazı şeylerini nazara alma. Kendi olumsuzluklarını nazara alma. Allah seni almıyor ya bazen. Bir hadis-i kutsi de var. Diyor ki sevdiğim kulumu bazen günahına yüz çeviririm. Bakmam, görmem. Tamam? Şimdi o latifeye hep etrafını çevirdim. Bu kadar bilgi. Latife, halet. Tamam? Şimdi haletlerimizin her birisine halet. Latife diyor.
kabul eder diyor ya hani Badıllı Mesnevi'de. Arapçasına baktım isteci ve lehu katiyal diyor. O da kat'i bir şekilde vacip olur demiş. Verir diye yazmış. Şey demiş ya mutlaka makbul olur demiş ya. Mutlaka makbul. Oysa Arapçasında isteci ve lehu katiyal diyor. İsteci ve'ye baktım vacip olur. Diyor. Vacip olur. Kat'i vacip olur diyor. O lisanla yaparsın diyor. Vacip olur. Mutlaka veririm yerine vacip olur. Keşke vacip yazsaydı. Peki arkadaşlar, Mehmet kardeş, insan olmak için ne verdin sen? Cenab-ı Hakk'ın bağlantı kurucu işlemi. Bir ikinci sorum. Erdinç'e, insanlarla arkadaş olmak için ne verdin? Üçüncü sorum sana. Bu cemaata dost ve arkadaş seni eniş bu halkaya almasına sen ne verdin? Bunlarla meşgul olmaya sen ne verdin? Ne verdik? Bu latife işte Allah bizim şeyimize bakmadı. Soyumuza, sopumuza, şeyimize bakmadan. Niye verdi? Şöyle cevap buldum. Allah olduğu için verdi. Cevabım yok. Bu halet var ya halet. Haletimizin her birisine latife deniyor. Niye verdi? İnsan olmak için bir şey ödediniz mi? Hikmetin hatırası için. Ya yani hikmet. Peki soruyu daraltıyorum bakın. İnsan olmak için bir şey verdin mi? Tamam yok. Peki insanlarla dost olmak, insanları sana önüne çıkartıp insanlarla insanlaşmayı sana sağlattıran Allah. İnsan insansız insanlaşamaz sırınca insanlarla seni haşır neşir ederek insanlık alemine seni nasip eden Allah'a ne verdin? Peki böyle bir enfusi bu pazar günü yatman gerekirken bu ders halkasına seni koymasına mukabil ne verdin? Ne verdin Hasan diyorum ya? İnsan olmak için ne verdin? Ben insan olacağım. Bedelini ver. Vermedik. Ne suçu var köpeğin? Köpek olmaya. Onun için yat kalk. İyi ki Firavun rolünü vermedi bize. Bence Firavun iyidir. İyi ki Şeddat vermedi. O rolü vermedi. Tövbe 100.000 defa aşağı. İyi ki kafir değiliz. O filmde lazım. Arkadaşlar bir filmde başroldeki kahramanın kahramanlığı zalim olanın zalimliğiyle bilinir. Sırınca o film cazip olabilmesi için dünya filmi kafir lazım ki iman olsun. Şirk lazım ki itikat olsun. İnsanlık dışı hadiseler lazım ki insanlık alemin önüne şenemab olsun. Biraz böyle insanlık dışı muamele olacak ama 8,5 milyar insanın insanlığına hizmet etsin. Öyle yaşa ki beşeriyetin gitti ama insanlığın devam etsin. Ya. Abi şeyi de ilk defa mı söylüyorsunuz ya? Latife, haletler latifedir. Yok daha önce de vardı. Haletler. Kader nedir? Hali ve vicdanidir. Ne demektir? Çok öz yapalım. Hali ve vicdanidir. Vicdan ne demek? Alemi gaybın, alemi şehadete taşıyan sistemdir. Gaybın, alemin gaybı, vicdan taşıdı. Koy buraya. Alemi şahadetteki mazi var ya vahiy, vahiden başlayan serüvenimiz, vahiy de dahil. Örfanane, kültür ve gelenek ve yaşımız, cinsiyetimiz, yaşadıklarımızın hepsini halidir. Onu da kat. Kader neydi? Hali ve vicdani. Onu dolduruyorum. Hal ne demek, vicdan ne demek doluyorum. Kader neymiş bir daha? Hali ve vicdani. Tayin ve pekmez karıştırır gibi. Vicdani demek alemi gaybın, alemi şahadete taşıyan kader. Hali demek vahiden başlıyor serüvenimiz. Elestu bi rabbikum galu bela. Cinsiyetimiz, örf, anane, kültür, geleneğimiz, çocukluğumuz vesaire. Hepsinin yaşantını koy buna. Buna da hali. Vicdani de gaybi. Koy karıştır. Sendeki adı kaderdir.
Kadersiz insan nasıl yaşar diye ustad şaşırıyorum diyor. Kadere iman olmadan nasıl yaşar? Bugün bir tuhaflık var ya bir derste. Derste ne? Unuttum ama hatırlattırıldı bana abi. Şimdi basit olacak ama bu rol veriliyor ya, bu roller eğer olmazsa, zıt roller olmazsa insanlık olmayacak. Yani inkişaf etmeyecek veya gerçekleşmeyecek. Sakın onun ne suçu var sorma. Evet. Soruyorum işte. Peki ne basit bir şeyle ifade ederim. Allah-u Teala bütününe bakmıyor. Bak abi kurtuluş çok basit. Mesubiyetin cihetiyle bir an diyor. Yani, işte hal bu. Al bunu. Dedim ki birisi olsa da bir su getirse. Allah. Oraya eşit mesafede. Kimse kahvede geldi abi. Vallahi. Yani, kimse demesin yani benim ne suçum vardı diyemez. Diyemez. Allah'ım bir an ya bir an. Allah'ım sadece sahip. Bir an. Mesubiyet cihetiyle ona bağlansa bitti iş. İstese Firavun'u, istese Ebu Cehil'u. Size bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir şey farklı. Tam vakti gelmiş bana dedi. Kafirce bakışımız var ya. Bir bakışımız yok mu? Kafire. Bizim dünyamızda kafir fikri, hissi, haleti nasıl bir durumumuz var? Tepki var değil mi? Tepki. Kafir kendisini böyle görmüyor biliyor musunuz? Nasıl görüyor? Öyle senin gördüğün gibi olsaydı hiç yaşayamazdı. Ona o rolü verdi ama başka bir şey de vermiş yani. Gaflet de nimettir. Bunu silersin. Bak bir daha. Senin kafir olmak ne demektir senin dünyanda? Bu kadar ilmin var Resul. Cennet, cehennem, ebedi. Cehennem hakkında bilgin, aletin bu kadar. Kazanımların var. Bunlarla kafirliğe bakıyorsun. Eğer senin bu kafirliğe yüklediğin mana, anlam, halet, his, fikir. Senin dünyanda neyse kafir onun zekatından birini görse. Öyle kafirliği ne olduğunu o kemiğine kadar hissetse. Kafir kalamazdı. Senin gördüğün gibi görmez. Hissettiğin hissetmez. Hocam Kur'an'ın rahmet. Bir de, onlara bakan rahmet fiyatı bu cesur diye zaten. Yoksa yaşayamaz diyorlar. Yani. Bir de şeytana bakalım. Ezeli ve ebedi cehennemlik olduğunu bilmiyor mu? Biliyor. Ama hala umudunu kesmemiş biliyor musun? Ya Allah. Hala var biliyor musun? Ya. Daha taşan. Şekilde yaşadı. Derdini umudunu kesmedi anlamadım yani. Gene ben böyle. Umudunu kesmemiş yani. Allah'ı senden daha iyi biliyor Hasan. Allah beni en son gene affedecek diyor. Ama Allah diyor ki affetmeyeceğim diyor. Hayır diyor. Beni gene affedecek. Gene bir ümidi var. Şeytan bile Allah'tan ümidi kesmemiş. Benim Müslüman Allah'tan ümidini kesiyor ya. Lan şeytan ya. Allah diyor ki ezeli yakacağım seni diyor. Kur'an'ı biliyor. Kur'an'ı biliyor. Hayır diyor. Öyle dediğine bakma diyor. Gene Allah beni bir şekilde affedecek diyor. Bu şeytan bile melun, senin kullarına azdıracağım diye melun, Allah'tan ümidini kesmemiş, benim Müslümanım Allah'tan ümidini kesiyor. Şeytan bile Allah'tan ümidini kesmemiş ya. Dağ taşı o ayeti yazmış. O bir şeytanın devamlı, onu söyleyeceğim bir sekeratta. Kıyamet koparken ben onu unutmayayım diye her taşa maşa yazmış onu. Okuyacağım diye. Unuttum o. Hangi ayet cevap? Herhalde ümitsiz şey olma diye falan şey var ya. Herhalde öyle bir ayet var. Unuttum yani. Yani ümidi Allah'tan Allah olduğunu ne kadar biliyorsan sözüne bile dikkat etmiyor. Allah'lığına bakıyor. Diyor ama beni affedecek diyor. Yani bir şey diyeceğim ama öyle diyorsa da olur gibi geliyor bana. Diyor konuşma. Diyor ya Hasan abi platife var onda olursa makbul olur. O da orayı yakalamış gibi. Adam cahil değil ki şeytan olmak için ilim gerekiyor. Cahille şeytan olur mu? Geri zekalı kafir olur mu? Akılsız deli kafir olur mu? Yok ki bunlar hep zekavet oluyor. Bugün iyi değil durum. Bu veya kıyının ifratında zaten değil mi abi? Bugün benim bir yere gitmem lazım. Ben şunu anladım ki abi. Allah Celle Celaluhu farkındalığına bakıyor senin. Ne olması önemli değil yani. Farkındalığına bakacak yani. Öyle merhamet ilahi var ha. Ali, bir konuyu değiştireyim. Bu kahve makinesini şu tutkarttan
şu tutkarttan İrfan'ı vekil yaparak dedi ki, benim adıma, onu tadat edeyim, benim adıma Dima grubuna bir cihaz alıyorum, kahve cihazı. Onlara benim adıma kahve yapın demişti. Hatırladın mı? Ve aldık. Ve yüklü de bir para verdi. O selam olsun. Ne işin var lan bu konuyla? Başka çıkamazdık. Hadi bakalım. Bazılar diyor ki oradan oraya nasıl atlıyor bu adam diyor. Oysa kaçış rampası yapıyorum. Çünkü bu iyi değil yani. Şimdi geçelim bu Latife'ye. Öyle yaşa ki unutulma. Fatih, Fatih. Ya bak adam Almanya'da şu anda belki de uyuyor. Ama tadat edildi. Akıllı ol, fırsatları ıskalama. Fırsatlarla doludur ama senede diyor iki defa olur Mevlana. Çok keskin viraj. Tam bitti dedim var ya, tam bittin. Ha, senede iki defa olurmuş. Ayette geçiyor, ayette. İnsan çok acımasız. Ama onu da alimler şöyle demiş. Su çekilirken ağaca, su giderken ağaca. Ama tam bitti deyince Mevlana der ki tam orada her şey zıttına dönüşecek diyor. Sakın pes etme, ıskalama. Hayat fırsatlarla her zaman dolu değil. Ama bazıları var ki senede iki defa fırsatın olur en büyük. Sakın onu ıskalama. Böyle önüne gelen nimetiyle kaçırma. Evet, hadi bakalım 542. Bir daha okuyorum metni. İnsanda bir latife var. Bir halet vardır ki insan o latifenin lisanıyla dua ettiği vakit velev o insan fasık dahi olsa mutlaka makbul olur. Arapça metninde vacip olur diyor. İstecip diyor. İcabet edilir. Yok abi değil. İcabet edilir. Ben de öyle dedim. Orada vallahi isteyecek. Şeye baktığımızda o vacip olmaktan geliyormuş. Vacip, vücub. Evet, evet. Lugata baktım, Arapça köküne baktığımda ben de cevap verme, ya Badıllı abi yanlış mı yazmış, cevap veriyor diyor bu dedi, hatta onu konuşuyoruz bayramda, cevap verme değilmiş, vacip olmak demek. İnsan o latifenin lisanıyla dua ettiği vakit, niye yazamadım hulasasını, anladınız değil mi bunu? Yazamadım bunu. İnsan o latifenin lisanıyla dua ettiği vakit, bir, devamı yok. İki, insanın şuuru o latifenin içine girme nispetinde duası reddedilmiyor. Üç, hem latife fıtriymiş, fıtriymiş o latife, hiç bozulmamış. Yani fıtri derken yani... Fıtri işte. Sen istem, sebepsiz gelişiyor. Sebepsiz gelişiyor. Yani ne ak... Evet, o bir uyanırsa... Onun için şöyle bir dua ediyorum birisine. İnanın bana bak. Şöyle dua ediyorum. Ya Rabbi ona şunu hidayeti nasip et. Ve ekliyorum. Allah biliyor bak, yalan demiyorum. Gerçi ya Rab o hak etmiyor. Layık değil ama sen Allah'sın. Ver ona. O bilmiyor benim dua ettiğim ona. Amin. Evet, amin. Ama vallahi ekliyorum. Gerçi o hak etmiyor. O bunu hak etmedi. Evet, o taraf böyle. Ama sen ver. Çünkü sen Allah'sın. O böyledir kulun. Ama sen Allah'sın. Ona ver. Kendimi hiç istemiyor. Ve ona da söylemiyor. Gıyaben. Sen Allah'sın. Buna ver. İşte o latife bir tutarsa. Fıtridir yani. Niçin? Hiçbir menfaatim yok benim. Abi bu latifeye cüz-i ihtiyarla bağlantı kurulabilir mi? Cüz-i ihtiyarın da üstünde bir şey ya. Bu fıtridi bu. İnsan fıtratında var demek o zaman diye var. Anlarız. Ruhsa dışa vicdanla geliyor. Bir bakalım. Bir bakalım da bir metnin bir şey yapayım. O bağlantısı var mı abi? Bir bakayım da neyin bağlantısı. Keşfedemediğim bir latife var diyor ya. Ha, olabilir ya. Bir bitireyim şöyle bir. Birinciyi bir de okuyayım. İnsan o latifenin lisanıyla dua ettiği vakit o latifenin lisanı varmış. Lisanı neymiş biliyor musun? Duaymış. İster istemez. Ve ma duayı kafirine illa fi dalal miydi? Ne hafız? Ve ma duayı kafirine illa fi dalal. Bak. Onların öyle bir duaları. Latifenin açılması duayla oluyor gibi. Yani o hal duaymış ya.
elini kaldırmak değil ya. O hal var ya, böyle, mesela böyle durdu. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Adam biliyor. Adam öyle normal bir adam değil. Firavun. Milleti toplamışlar. O hadis-i şerif. Milleti toplamışlar. Hangimiz haklıyız? Millet anlasın demiş. Adam sırrı yakalamış. Adam Firavun, Musa'nın aleyhisselamın peygamber olduğunu biliyor. Sırrı yakalamış. Çok bilgisi de var. Cahil bir adam değil. Milletin karşısına geçmişler. Dediler ki yarın ateş yakacağız. Ben seninle zıttım demiş. Halkına da diyor Musa aleyhisselam. Yarın buraya geleceğiz. Ateşe elimizi koyacağız. Kimin eli yanmazsa o haklıdır. Musa kabul ediyor musun? Ediyorum. Allah da vahiy ediyor. Tamam, Musa'nın aradığı bir şey ya. Allah'ın peygamberi. Milleti toplamış. Firavun getirmiş. Bak, cahillikle firavunluk olmaz. Gerizekalı değil adam. Adam cahil değil. Adam biliyor. Bak iyi dinleyin. Ben nereden ne çıkartacağım orada? Ondan sonra milletin karşısına geçmişler. Sen ilk önce şey yap dedi. Firavun. Ondan sonra dedi ki sen yap. Firavun gel buraya. Yanımda ol diyor. Uzakta olma diyor. Tuttu elinde Firavun. Elini ateşe soktu Firavun. Ateşin içinde duruyor. Hiçbir tepki yok. Musa aleyhisselam'ın elinden tutar. Evet, tutmuş. Ondan sonra çıkartıyor. Bak gördün Musa diyor. Elini bırak. Musa aleyhisselam bir tereddüte giriyor. Peygamber ama başka bir şey. Bir tereddüte giriyor. Allah Allah. Adam yanmadı ya. O da tabii soktu. Yanmadı. Sonra bu orada kalıyor. Sonra Musa aleyhisselam Tur Sina'ya gidiyor. Ya Rab, neyi yakmadın? Musa aleyhisselam aynı bizim gibi düşündü. Ya Musa, sen bilmez misin benim adetimi? Dostumun elini tutanı elini yakmam. Böyle bir Allah var. Ama Allah'ın adetini görüyor musun? Ya. Ki kendi düşmanı, Habibinin düşmanını dahi olsa adetini değiştirmiyor. Latife'yi görüyor musun? O adam o latifeyle anlamış. Bak cahil mi bu adam? Tuttu. Çünkü peygamberi bir temas eden ondan sonra onu tutmuş. Ateş at. Gel Musa dedi. Orada uzak olma. Cahil değil. Orada duruyor ya karşında. Yani gel buraya diyor. Bak burada görsün. Gel buraya deyince tuttu yani, bahane yaptı yani, bir bahane. Elini sokuyor. Gel diyor, gitme gitme. Tutuyor. Sonra niye yakmadın ya Rabbi? Adetini Allah değiştirdi mi? Lan o kadar kişi Müslüman olacaktı. Müslüman olacaktı. O adetini değiştir. Ama Hazreti Musa'nın imanın inkişaf etmesi oradaki daha kıymetli. Daha kıymetliydi. Evet, harika. Musa aleyhisselam ne dedi? Daha ne zaman arttı biliyor musun imanı? Tur Sina'da neyi yakmadın ya Rabbi? Bilmez misin ya Musa? Dostumun elini tutanı. Burada Musa'yı ne yaptı? Yüceltti. Dedi ki benim kolumu tutan Allah bile düşmanını yakmıyorsa Allah bana ne kadar değer vermiş ya. Ne yapmış biliyor musun peki Musa? Secdeye kapanmış Allah. Bu kendine mucize mi oldu abi? Kendi kendisine mucize oldu gibi. O haleti anlatmak için. O Allah'a inanıyordu. Musa'yı kabul edemedi. Şirk koşuyordu işte. Musa. Şeytan da Allah'a inanıyordu. Allah reddetmedi ki şeytan. Allah'a bak. Allah reddetmedi ki. Şeytan Allah'ı inkar etmedi. Ahireti inkar etmedi. Nerede hata yaptı? Bak Müslümanların yaptığı gibi. Rububiyetinde hata yaptı. Allah'ın yöneticiliğinde. Yöneticiliğini beğenmedi. Şimdi de Müslümanlar Allah'ın rububiyetine, şeriatına beğenmemek Allah'ın rububiyetini beğenmiyor. Boşanırken Allah'ın rububiyetini, Rablığını beğenmiyor. Ev hayatında kocanın, kadının rollerini kabul etmiyor.
Özel hayatta kabul etmiyor. Ticarette kabul etmiyor. Faizde kabul etmiyor. Arabasının dairesini satıyor, faiz alacağını da kabul etmiyor. Müslümanın sorunu, uluhiyet sorunu değil. Allah'ın rububiyet sorununu yaşıyor Müslüman. Allah'ın Rablığını kabul etmiyor Müslüman. Yöneticiliğine hüküm vermesini tahammül edemiyor Müslüman. Sahip olduklarından vazgeçmek zor olsa gerek abi. Düşünsene sen orada kralsın, Hazreti Musa diyeceksin ki geç sen otur artık diye. Sen gidip aşağıda oturacaksın. O kadar tatlı. Ben dershanede adama ders terk edemiyorsam, güzel ders yaptı diye ben daha faydalı ise onu takdir edemiyorsam, o kırpıntı bende de var, firavunluk. O da var bende. Kendim demiştim zaten abi. Ben o sabahın da alışkanlıklarından vazgeçemeyim. Yani gel de böyle yeni yanındaki genci öne iteceksin. Başka bir yerde bir kardeş güzel ders yapınca içinden, yani dışarıdan demiyorum. Maşallah barakallah kardeşimize bak değil. Ondan bahsetmiyorum. İçinden şöyle iç aleminde. Ya Rabbi Allah'ım iyi ki böyle kardeşler var da böyle dersler oluyor da davamız devam ediyor diyebiliyorsan ki. Hadiste şöyle geçiyor. Hazreti Ömer söylüyor tobe radıyallahu anh. Diyor ki namazından endişe etme an şartla. Riyakar mı değil misin sen anlarsın. Herkesin içinde nasıl kılıyorsan, odanda da aynı kılıyorsan ne müjdeler olsun sana. Sen samimisin. Bu abi bizim grupta birisi attı. Üstadım Hafız Ali ile bir şey vardı. Bir konuşması. Bir abi ondan daha güzel, Hafız Ali'den daha güzel yazı yazıyormuş. Hüsrev abi. Hüsrev abi. Ondan sonra Hafız Ali'ye söylemiş. Hafız Ali de ondan çok memnun olmuş. Baktım ruhuna. Onun memnun olmasından üstad çok şöyle... Kalbine nazar ettim diyor. Evet yani böyle baktım ki o ahlakta insanların olması hani o anlamda çok mutlu evet. Olmuş. İşte bir dershanede, bir vakıfın veya bir nurcunun bir cemaatten unutmayın. İçtima evli dahi olsa hizmetten Allah niye uzaklaştırır? Bir vakıfı dershaneden bir içtimaiyattaki nur talebelerini hizmet şefki niye biter? Günahlarından biteceğine inanmıyorum. Allah bırakmaz. İki sebep bulmuşum ömrümde. Bir, Beytul Mal'a dokunmuştur. İki, haset etmiştir dava arkadaşını. Takdir edemiyor. Bu ruh diyor, bu hale çok hizmet edecek diyor. Hafız Ali abi için. Bu his. Yani takdir edebiliyorsan Allah şahsı kusuruna bakmıyor. Hiç endişe etme. Takdir etmeyi bilmek. Kardeşini takdir etmek. İsa Ras dedi. Ne demek biliyor musun takdir edebilir? Kulun Rabbine en yakın olduğu ne demektir? Kendisinden en çok uzak olduğu an. Bir insan kardeşini takdir ediyorsa kendisini devre dışı yapmadan onu takdir edemez. Kendisini üstün görürse edemez. Allah razı olsun. Ben Yozgat'ta şimdi bana vazife verse kalkıp bu pazar günü bu ders varken o dersi nasıl yapar? Orada Şener abi burada ders yapıyor. Görsem. Allah razı olsun. Benim işimi yap. İyi ki yaptı. Bak şu insanlar iyi ki onların etrafında diye içinden bu hesabı bunu yapabiliyorsan Allah senin şahsı kusuruna bakmıyor. Delilim ne de nedir biliyor musun? Kendimin delili benim, sen de senin delilisin. Şimdiye kadar çoktan benim elimden bunlar alınmıştı. Şahsı kusur günahlarımızdan rağmen bu devam ediyorsa bu hizmet, bu nimet ilahi elimizde. Allah şahsı kusurumuza pek nazar etmiyor. Yani Allah oraya bakıyor Allah olduğu için. O gayrı nazarına yani o kardeşi takdir edebiliyor musun? İşte uhuvveti bu daire içinde uhuvveti muhafaza eden bir genç velilere tefevvük ediyor diyor. Veli, evliya. Evliyaları geçiyormuş. Bu dairede uhuvveti tesanüdü muhafaza eden bir genç. Öyle mi abiler? Ben hazzı nefsini terk eden bir genç. Bir veliden ziyade. Veli ne demek? Evliya. Hani günahları yok mu? İftihar ederse. Mesela benim işte bak kardeşimiz hastane var. Vallahi bu saatte para kazanabilir hastanede olur. Evde yatar falan var dedik. İltifat etmiyorum ona. Sen de buradasın o da orada. Öteki tarafta bir sürü insanlar var ve sen şimdi olanlar var.
Bak okul müdürü var bir tane yeni aldım. O kadar mı dakik ki geçen bir aradı. Abi zamanını alacağım falan. Olan dedim ne özelliği var ya dedim şimdi dur bakayım. Bir baktım ki en iyiyle sırrı insanı soruyor. Lan okul müdürü ne işin var senin bu işine ya burada ya. Vay be sonra kapattım. Çok şükür ya bu mana yayılıyor ya dedim. Adam onu soruyor. Dedim ki seni Dima canlı yayına alacağım. Ve merak ediyor. Öyle acayip soru sordu ki. Vesaire. Şimdi bu haleti bir daha okuyorum. Etrafını çevirmeye çalışıyorum. Bu alet nedir bilmiyorum ama etrafı hududu şu. İnsanın o latifenin lisanıyla dua ettiği vakit. Böyle geçiyor. Yani haletin haleti buymuş. Neymiş abiler? Haletin haleti duaymış. Sınav dua bahsinde hani dört tane şart söylüyor ya. İstidat, ihtiyaç. Ondan sonra... Lisan izdirar. Izdırar bir de hulusu kalp. Dört şey söylüyor. Evet. Belki bu olma nispetinde... Bu dördü belki de. Bu olursa diyor, o dua diyor, ekseriyetle kabule karin olur diyor yani. Evet, ya. Bir de Musa'nın Rabbi yaptı. Onu da eklemek lazım. Musa'nın Rabbi. Firavun derpiş kabul olmuş ya. He ya. İçinden onu diyormuş biliyor musun? Demedi mi? Ay tutmuş. Ey Musa'nın Rabbi. Başka bir hikaye de anlatırlar. Ne kadar doğru bilmiyorum. İddia ediyor. Ben Rab olduğumu ispatlayacağım diyor. Musa Aleyhisselam nehir meselesinde. Nehir meselesi. Yarın bu nehri başta bulunalım. Gel diyor bunu tersine çevir diyor. Dua ediyor. O da sabaha kadar... bacaklarından aşağı doğru kendini ters çevirerek yalvarmış Allah'a. Ya Rabbi işte sen Allah olduğunu biliyorum. Ben bakma benim dediğime. Yarın Musa'nın yanında beni mahcup bırakma. Diye dua etmiş. Dua etmiş. Sabah. Bu da herhalde olmalı. Sabaha kadar dua etmiş. Ve gelmiş gerçekten olmuş. Ama Cebrail Aleyhisselam gelmiş demiş ki sen bir daha ona söyle bakayım bir daha yapsın. Diyor, hadi bir daha yap diyor. Yapıyor olmuyor. Bitti o. Evet. Bir de demek ki çok önemli. Tek atışak. Sonra Musa Aleyhisselam defalarca yapıyor. Ters çevirtiyor, dürt çevirtiyor. Ters çevirtiyor. O bir kere. Abi onu geçin bu geçe halk zavallı. İstidraç deniliyor sonra. Dindeki bunun adı istidraç. Ne demek biliyor musun? Nekri ilahinin ileri gitmesi. Allah Allah. Demek ki o Firavun'da o dua, o halet... İstidraç olmuş. Ama sonra peygamberini de haklı çıkarması lazım. Adet-i ilahi yerini bu sefer döndü. Allah Allah. Böyle bir Allah bizi nasıl karşılayacak inşallah değil mi? Aşırı da inşallah. Bırakmaz. Dedim ki bir tanesine, çocuk babasından tokat yiyince kaçar, annesine gene sinesine gelir. Annesinin sinesi et ve kemik midir dedim şefkat. Annesinin şefkati sinesine diyor. Dedim şefkat et midir? Yok dedi. Anne nedir o zaman? Et dedi de o da et de kemik. Baba da et de kemik. Niye onda o güven hissediyor, onda hissetmiyor? Annenin et kemiği neyse toprak da Mikail Aleyhisselam'ın osudur. İnsanın şuuru ikinci şey, etrafını çeviriyoruz. İnsanın şuuru o latifenin içine girme nispetinde duası reddedilmiyor. Şuur şey diyor, 273 sözlerde, zişuur, zinur. Zişuur, latife-i Rabbaniye diyor. Zinur, latife-i insaniyenin, havai nesimini cez ve celbeden namaz diyor. Zişuur, sırrı insani ve... Hası evet. Rabbani evet, sırr-ı insani. Evet, ha. Zişur, sırr-ı insani. İnsan için Latife-i Rabbani diyor abi ya. Evet. Latife-i Rabbani kendisi. Ama sırr-ı insani... Zinnur, Latife-i Rabbani'ye. Sırr-ı insani'den daha ileri mi o zaman? Hayır ya. Hayır. Ama ondan sonra kullanıyor şeyi. İkinci kullansın şey değil. Bak, zişur, sırr-ı insani. Dört tane şey dolduruyorsunuz. Sonra zinur latife-i Rabbani olan kalp insanı mı diyor? Devam edeyim abiler. Dur dağıtmayalım. Üçüncü şey hem latife fıtriymiş. Fıtriymiş. Bir, iki, üç, dört. Başka bir şey. Mazlumiyet, masumiyet, elem, lezzet, zevk gibi şeyler
latifelerdir, haletlerdir. Bu acaba diye okuduğum yere göre insanın mazlumiyeti, masumiyeti, içsel lezzeti, içsel zevki, bu haletlerin çok aktif olup incelleşmesi beşeriyetten çıkarıyormuş. Acizliği buna koyabilir miyiz? Evet, aciz, vakir, noksan, kusur. Ondan zaten bu ilerisi bu. Onların ilerisi. Onların ilerisi yani. Atfak. Evet. Mesela mazlumiyet, masumiyet, elem. Yani elemden lezzet var mı? Böyle. Mesela korku lezzetmiş. Allah korkusu. Bak, Hafullah'ta lezzet var diyor. Peki muhabbetullah ne olur? Allah korkusu lezzetse Allah muhabbeti ne olur? Bilmiyorum tabii de. Yani aciz, fark, noksan, kusurun deruhte eden de mazlumiyet, masumiyet. İçsel elem dahi olsa Allah ile düşünüyor elemini, çocuğunu kaybettiği. Veya Allah ile gazeyi düşünüyor. Allah ile günahını düşünüyor. Elem alıyor. Allah ile lezzet zevklerinden bahsediyor. Böyle içsel, mesela diyeyim. Düşünce lezzettir, düşünce elemdir. Bunlar adeta içerisi de latifleşiyormuş. Neyle? Aciz, fark, noksan, kusurunu derinleştirince. Latifeler de latifleşince halet oluyormuş. Bir daha bunu yazarsın Osman. Latifeler latifleşirse halet oluyor. Tamam Osman abi. Tam tersi olmasın abi. Sonuç yani tabii. Halet bu buradaki. Halet nedir? Haletlerin, latifelerin latifleşmesi. Efendim Sedat. Söyle. Tamam. Latifelerin latifleşmesi demek, yani onun aktifleşmesi gibi kendini ifade etmeye başlaması denilebilir mi acaba? Nasıl latifleşecek? Abi nura doğru gidiyor. Yani ad, fark, noksan, kusurunu. 83 müydü şu alarda diyor ya. Ham. Ham neydi? He neydi? Haksız temellük. A aynı darlığını bilmemek. Me mevhumu muhakkak mevhumu muhakkak bilmekten gelen vücut rengini almış bir ademdir. Mevhumu muhakkak bilmek. Mevhum muhakkak bilmekten vücut rengini almış bir adem. Bu üç tane şeyin herhalde ham, haksız temel. İşte bunlardan sıyrılıp bak aç, fark, noksan, kusurunu deruhte ederek mazlum, salim dahi olsa, kafir dahi olsa. Ustad o cennete gidiyor ya işte Fetret Kastamonu'da 111'de. Mazlum, anladığım tabii. Mazlumiyet kesbediyor içinde. Masumiyet kesbediyor içinde Allah'a karşı. Elemleri var. Elemleri var. Lezzetleri var sonsuz. Zevkleri var. Böyle bir latif halete, latifeleri latifleşiyormuş. Latifeler latifleşmesi içseldir. Halet oluyor, dışsal. Bu haletle hiçbir şey demiyor. Kafir dahi olsa yani Musa şey falan ya Rab diyor. Allah reddetmiyor. Çünkü Allah'lığına yakışmıyor. Çünkü kafir de Allah'ın üvey kulu değil ya. Çok tuhaf yani. Beni reddedeni bile hani bazen de bir şey var ya bize düşman olanlar. Ona bile acıyorsun ya. Mesela ben şöyle dua etmiştim. Ediyorum da. Ya Rabbi benim bildiğimin zekatını bilseydi bunu bana yapmazdı bu adam. Benim bildiğim ahiret, benim bildiğim Allah, benim bildiğim Risale-i Nur. Bu adam beni bahane yapıp Risale-i Nur'a hücum yapmazdı. Sen bilirsin. Beddua edemiyorum.
edemiyoruz. Ben mesela bir kişi hariç lanet okuduğumu hatırlamıyorum. Eskide çok, bugünlerde unuttum. Günde 10 defa lanet okurum bir şahsa. Deri Hoca'dan kalmış bana vasiyet. Bir kişi. Evet, her gün 10 defa zikrediyorum. Allah sana lanet etsin, Allah sana lanet etsin diyorum. Şimdi geçiyoruz abiler. 120. sayfa. Anladık mı bunun hulasası yazılamadığını? Metinsiz yazılamaz. 120 açtınız mı abiler? Allah sana açıyorum. Hangi din inançtan olursa bu dualar kabul oluyor, olmuyor mu? Mesela bu sefer onlar da bağlanmıyor mu bu şey? Yani adamın dini bile yok yani inancan Firavun. Allah müsaade ediyor işte. Yani haklılık bilmiyor ki. Musa ben inkarcıyım şeye Firavun. Ben inkarcıyım. O duayı etti, duam kabul oldu. Haklılığını çıkartmıyor ki. Çok iyi biliyor ki Musa'yı vesile yaptım. Biliyor. Kötüde bile kendini biliyor. Biliyor, görüyor. Biliyor yani. Yani benim duam kabul oldu. Su yukarıya gitti, ateşte yanmadı. Makbul olduğumdan değil diyor. Bu adam makbul olduğundan oluyor. Onu da biliyor, hala devam ediyor. Adet ilahi yerine getiriyor. Gel de, gel de diyorsunuz ki siz cemaatin reisi, adam niye cemaati terk edemiyor? Yani reis değil. Baba gitti lan, ayrılmayın işte de bırak da işte bir tanesi aran. Çok iyi biliyorsun ufak kardeşini. Bırak abini, bırak işte ya. Olmuyor demek ki. Musa'nın elini tuttun, kurtulduğunu biliyorsun. Bırakma işte. Olmuyor. Saltanat neyse, nasıl büyülüyorsa. Şeytanın saltanatı nerede biliyor musunuz? Biliyorsunuzdur. Okyanustadır. Toprakta değil ya. Onun için dünya ve ahirette yanmanın yolu plajlardan, deniz kenarlarından geçer. Dünya ve ahirette yanmanın yolu. Dünyada da orada yanarsın, ahirette de. Okuyorum abiler. Buldunuz mu? Çizilen yeri okuyorum. Galiba orası. Latife-i Rabbaniyemiz, kainata tasarruf eden rububiyetin hulasa-i camiasının en müzeci, hulasası, ukdesi, düğümü, noktayı temerküzüymüş. Allah Allah. Dersimiz Latife-i Rabbaniye ya. Latife-i Rabbaniye neymiş abiler? Kainata nerede, hangi konudan çıkartmışız? Sözler 517. O 100, 120 defter. Bak, Sözler 517 metin bu. Bak buradan geliyor, geliyor, geliyor. Rab, Rab inceleniyor. Rububiyet inceleniyor. Ondan sonra Ziyaret, Mikail, İsrafil, Azrail, dört melaike. Kanun-i emri, vücud harici. Bunlar işleniyor, işleniyor, işleniyor. Hepsinden çıkan öz. Öz. Kaynak orası. Okuyorum. Latife-i Rabbaniyemiz. Ey. Ne demek? Ey. Kainata tasarruf eden Allah. Nesiyle? Rububiyetiyle. Allah kainata tasarruf eden rububiyetinin insana hulasa-i camia olarak kainattaki tasarrufun nasıl yaptığını, rububiyet nasıl ettiğini, Rablık nasıl ettiğini, nasıl yönettiğini, yönetimin içerisindeki fıtratlarım yani hak hukuklar nasıl yaptığımı görmek mi istiyorsun? Kainatı nasıl yönetiyorum? Onu hulasası, en müzeci, ükdesi, düğümü insana vermiş. Vicdandaki Latife Rabbani buymuş. Kainattaki Allah'ın rububiyetinin bir numune-i hulasası insandaki Latife Rabbani'ymiş. Hiç batılı tasvir edemez. Kesinlikle batıl yoktur Latife Rabbani için. Rububiyetin, kainattaki rububiyetin insanda ehadiyet cihetiyle görülmesi diyebilir miyim? Aynen öyle. Ehadiyetiyle, aynen öyle. Diğer Latife Rabbani'ye şöyle demiştim, hatırlıyorum. Batıl sanemleri görmesi, yani onun da şeye çalışır diye anlatmıştık. Yani sadece evet. Hakkı değil de mesela batıl bir şeyi... Batılı da mesela kainata şirk yok mu, küfür yok. Onlara da rububiyet ediyor yani. Mesela diyelim ki günah yok mu? İçki yok mu? Zina, kumar, zulüm, adaletsizlik, katliam. Bu da rububiyetin içinde.
olduğu gibi kainattaki o onları, yani mesela zulüm var, küfür var, firavun yok mu içeride yani? Kainatın içinde ne var? Allah niçin bu kafire, bu zulme, bu doğruya, bu yanlışa, bu şirke, bu itikada, bu küfre, bu yüme musadi? Yani böyle bir sistematik, böyle bir sistemin nasıl çalıştığını insan görmek istiyor. Gazze'ye nasıl müsaade ediyor? Ben olsam tövbe estağfurullah, taahhülü küfür küfür değil. Ben de böyle sinek gibi ezerdim. Tamam. Niye yapıyor? Böyle bir genel resim görmek istemez misin? Şecer-i hikat değil bu, kainat. Cennet, cehennem niye var? Şeytan niye var? Melek niye var? Taş, toprak, şirk, küfür niye var? Bunları insan görmek ister. Bu ne demektir ya? Allah varken hiçbir şey yoktu. Bunlar nasıl çıktı? Bunları nasıl bir bütünlük içinde niçin tutuyor? Bunu görmek isteyen insanın vicdanına monta ettiği sistemin adı Latife-i Rabbani. Rabbin latifesi yani. Rabb'a ait. Benimle alakası yok. Abi, rububiyetini anlama latifesi. Ha, evet. Yani zıtların cemi ya rububiyet. Uluhiyet başka. Allah'a imandır. Rububiyet yönetimdir. İdaredir. Yani zıtların cemidir. Sanki sır sahibidir rububiyet. Uluhiyet öyle değil ya. Yani. O zaman abi kainat sistemi insanın kendisine vermiş olan bütün sistemleri ifade ederken bu kainat sistemindeki rububiyet sistemi de Latife-i Rabbani olarak hem sistem verilmiş hem yönetimi ikisi de insana koyulmuş. Konu yani Latife, geri bak, Latife-i Rabbani, Rabbin latifesi bu. Rab koydu. O kainatta rububiyet ederken sana da rububiyet etti. Kainatı yönetirken o yönetimini küçülttü. Meyvenin hulasası aldığı gibi. Hasan abi, eğer rububiyetse o zaman esmaları görüyor. Evet, zaten esma yoluyla Müslüman'ı gören, Allah'ı gören Latife-i Rabbaniye ya. Yani o zaman bizim Latife-i Rabbaniye'de göreceğimiz esma, zatı görme gibi bir şey yok yani burada. Yani zatla zatın kendisi değil. Zata muhatap olma tarafı ene Allah'a. Tabii o şey mahiyeti zatiyetli işi yok bunun. Bu rububiyet, Rab, esmalar. Yani o zaman biz esma yani Latife-i Rabbaniye ile esmayı müşahede ediyoruz. Zaten ve diyor ya mektubatta, ismi Vedud cilvesine mazar olan mevcudatın aynaları ile ne seri diyorlar? Vacibül vücuda bakıyorlar. Yani ama esma da nedir peki? Allah'ın dışında mıdır? Lehül esma ulusna. Bütün isimler ondur. Esma bizzati mahiyeti zati değil ama değil de değildir. Bak, Vedud ismine mazar olan bir veli mevcudatın ayneleriyle vacibül vücuda bakıyorlar. Tamam, sen bunu biliyorsun, gördün öyle olduğunu da ki kaleme aldın. Ey Bediüzzaman, sen kimsin o zaman? Hiç ender hiç olan şu kardeşiniz de sözlerin yani külliyatın hizmetinde meşgul iken ismi Hakim, ismi Rahim'e mazariyet verilmiş. Ona bir isim verilmiş. Vedud ne oldu? Mevcudat aynı olmuş, vacibül vücud seyrediyorlar. Sana ne verilmiş? İsmi Rahim ve Hakim verilmiş. Tamam, verilmiş. Ne oldu peki sende? Es geçiyor, çekip gidiyor. Sonucu söylemiyor. Ona süreci söylüyor, sonucu da söylüyor. İsmi Vedud süreç. Sonuç mevcudatın aynı oluyor, vacibül vücudu seyretmek sonuç. Sen o ismi Vedud, sen ismi Rahim ve Hakim verilmiş. Süreç bu. Sonuç peki? Yok. Rüştabi derdi ki böyle 6 tane şeyi tespit etmiş. Yan çizip çekip gidiyor. Bunlar neydi abi? Onlar sayar mısınız abi? Merak ettim. 6 tane, bir tanesi 24. mektup. Gelince söylerim. Böyle es geçiyor. Mesela bu Rusya'dan Türkiye'ye dönmesi de 2 yılda mı ne dönmüş? Bu nasıl döndüğünü bilmiyoruz. Onu da öyle es geçiyor. Nayet-i İlahi ile döndük diyor ama hani neyi? Rusya'da esaretler kalıyor ya. O değil. O özeli. Külliyatta 6 yerde teyit geçiyor. Mesela bir tane de 18. mektupta. Orada da es geçiyor. Bir tane 9. sayfa şu anlar. Orada da es geçiyor. Bir tane bu mektubat. Tamam bak. Ve ismi Vedud. Elimi koydum. İsmi Vedud'a mazam. Bir kısmı evliya.
İnkişaf edince ne oluyor? Süreç bu. Sonuç, mevcudatın aynalarıyla vacibül vücuda seyrediyorlarmış. Sonuç. Şimdi gel buraya. Namaza da süreç diyorum ya. Süreç. İsmi Rahim ve Hakime mazhar olan bu Hiçender kardeşiniz İsa-i Nur Hizmet-i İmaniye'de de iken verilmiş. Süreç tamam. Sonuç. Hadi benden eyvallah. Bunlar vacib vücuda bakıyorlardı. Sen ne yapıyorsun? Sen kitabını oku. Bazen de üstad şey diyor ya, hani bütün diyor bu diğer şeylerde izah edilmiştir diyor. Anlat tam zamanı işte şimdi ya diyor bu çok. Bir de 18. mektupla göstersem size var ya aklınız durur. 18. mektupta es geçtiği yeri. Göstersem var ya geliyor vallahi öyle bir viraj alıyor ki Allah Allah böyle adam gidiyor ya toz duman stabjebiyor yok. Altı duman, arkası duman. Acayip. Aniden bir viraj alsa o duman onu takip etmiyor. Duman öyle gidiyor. Sana diyor orada araba gidiyor. Orada gitmiyor. Tarla orası. Bu duman öyle gidiyor. He? Aklımız zaten yerinde değil ya. Şansınızı deneyebilirsiniz. Yani o mektubat neyse şimdi konu değişir. O gözde sayfayı mektubatımda. O iki renk yapmışım. Geliyor kırmızı. Viraj alınca sarıya dönüştürdüm. Viraj alıyor. Ama anlatmak istediğim şuydu. Şöyle gidiyor ya. Stabilize bir yol. Toz duman kalkıyor. Hızlı gidemeyen araba düşün. Arabanın arkasına kıyamet kopuyor. Duman değil mi? Toprak. Şöyle. Aniden bir viraj aldığını kabul et. Bu duman takip edebilir mi onu? Edemez. O da tarlaya gidiyor. Vay araba nereye gitti lan? Hiç gözükmüyor. Araba bir baktık ha burada. O ne? Onun izi yok. Sen böyle devam et. Viraj almak demek. Müştah bin Taberi'dir. Sosyolojiciydi. Senin meslektaşın gibiydi. Ondan sonra böyle viraj alıyor dedi. 6 tanemini kaydetmiştim. Allah Allah. Of saat kaç oldu ya? Abi o zaman Latife-i Rabbaniye Esma'ya en iyi içinde diyor ki sıfat ve şuunat-ı ilahi mi diyordu? Ene demin geliştirdi diye. Evet, evet. O zaman sıfat ene'ye, zat da sır insaniye bakıyor şeklinde. Zat evet sır insana oraya bakıyor. Ruh da şeye bakıyor şuunat-ı zat diye. Ama geçelim şimdi. Burada daralım. Bir daha okuyorum. Merak ediyorum Allah kainattaki tasarrufunu. Tamam. Nasıl yaptığımı sana göstereceğim. O kainattaki tasarrufumu komprim yaptım, hulasa yaptım, sana yapıştırdım. Bana ait bir latife. Sen kullan ama benim o. Sen, bak, bana ait ama sen kullan bu arabayı der gibi. Bu latife benim. Latife-i Rabbani, Rabb'a ait latife. İnsana ait değil. O latife insaniye. Bu bana ait latife. Kainattaki nüminesini sana koyuyorum tasarrufumun. Niye kafire müsaade ediyorum? Niye küfre müsaade ediyorum? Niye cennet cehennemi yarattım? Niye zulüm var, şirk var, küfür var? Onları anlamak mı istiyorsun? Tamam, bu kainattaki tasarrufumu sana nüminesini koyuyor. Neyle anlarsın? Onun adı bana ait bir latife. Latife insani değil, insana ait latife değil. Bana ait latife. Latife-i Rabbani. Sen ne yapacaksın ya Rab onunla? Onun üzerinden seninle konuşacağım. Benim konuşma mikrofonum, zeminim. Evet. Zinur diyor. Yani o telefonla konuşacağım senin. O hatla konuşacağım. Onun üzerine konuşacağım. Ne konuşacaksam seninle. Devam ediyorum. Bütün o alemleri alemimizde Latife-i Rabbaniyemiz ifade etmiş. Kainattaki alemleri. Bu tarafımız da kainatın haritası olmuşuz. Allah Allah. Neymiş? Bu tarafımız da kainatın haritası olmuşuz. Yani Rab, rububiyet noktasında. Alemlerin vücudu değil. Yönetim niye yapıyor? Mesela şöyle yapalım. Bir kafiri gördüğüm zaman yok olmasını isterim ben. Yok olsun böyle. Akrabam ise ista olmasını isterim. Hepimiz böyleyiz. Yakınımsa o helak olmasın.
ıslah olsun. Öyle mi hepimizde? Var. Bu Latife-i Rabbaniyemiz tam adaletli çalışmıyor. İşte diyor ki, bir tanesini göstereceğim. Hani akraban var, yok olmasını istemiyorsan, ya Rabbi hidayet olsun. Ölmeden iman olsun. Ötekisini Allah kahretsin. Kahar isminle perişan olsun. Derken buna demiyorsun. Tam çalışmıyor. İşte Latife-i Rabbaniyenin bir ucunu burada görüyorsun akrabanı. Olmasına rağmen hidayet olması için dua ediyorsun, temin ediyorsun. Helakını istemiyorsun. O Latife-i Rabbaniyenin bir tarafı çalıştığını gösteriyor. Böyle. Allah ona da böyledir. Biz akrabaya böyleyiz. Allah ise genel böyledir. O zaman ondan Peygamber Efendimiz'e kimse yok olmuyor değil mi aslında? He? Ondandır kimse yok olmuyor. Yok olmuyor. Sen mesela Mehmet. Allah'ın akrabası. Akrabası tabii. Ya şey ya. Mesela senin akraban da vardır böyle. Vardır. İstemediğin gibi olan. Ama ne diyorsun? Allah'ım ıslah et. Ama başkası için Allah ya Rabbi ıslah et. Gayri ıslah kabil ise kahr ismi kalbi perişan ile ona derken akrabana hiç dedin mi? İslah gayri kabil ise ıslah olmuyorsa ya Rabbi helak et demedik. Niçin? Latife-i Rabbani'miz bu tarafa biraz çalışıyor. İşte bendeki Latife-i Rabbani'ye akrabama böyle nasıl çalışıyorsa işte karip Allah'ın üvey kulları değil onlar. Üvey akrabası vesaire değil. Hepsine böyle çalışıyor. Kendimiz de şahit. Peki niye durgunlaştık biliyor musunuz? Sebebi Allah kainata nasıl tasarruf ediyor diye mastar olarak mana dedik, es geçtik. Fiilde örnekte gösterince bak durgunlaştık. Allah böyle yapıyor işte. Latife-i Rabbani bu. Böyle yapıyor. Kafir niye onu tutuyor? Sen akrabanı niye tuttun gibi. Sen hangi baba namazsız, niyazsız, zalim, asi dayıyorsa Allah seni kahretsin demez. Ben başıma gelen bir şey söyleyeyim size. Bir kadın vardı yaşlı. Bizim yukarıki köyden Bogina. Duydum ki rahmet anam demiş. Oğlum dedi o bir yol çatısı var üç yol. Orada dün seni hep bekledi. Oğlum hoca burada geçecek bir şey soracağım. Gitmin. Ana dedim öyle mi ya? Ben onun evine giderim. Öyle unuttum. Giderim dedim. Sonra böyle. Yani onunla görüştüm. Dedi ki oğlum dedi bir şey anlatacağım. Dua et dedi. Kocam ıslah olsun. Beni hem içiyor, hem dövüyor. Hem de benim toprağıma oturuyor, mirasa oturuyor. Zulüm üç tane. Hem alınıyor, hem zulmediyor, hem eve bir şey getirmiyor. Ben çay topluyorum yarıcıya, yaşlı kadın. Geçindiriyorum, gene içerek geldiği için zulmediyor. Ondan sonra dedi ki, bunu Allah alsın diye dua et. Sonra neyse arabaya andadım geldim. Duydum ki ben gene oralardayım. Tevafuk ettik. Ya felanca öldü dediler. Şey felanca kadının kocası. Duydum yani anonsu. Köyde duydum. Kalktım. Gittim. Ne anlatacağım bak şimdi. Üst üste mi oldu hemen? Yok yok yok. Sonra. Sonra. Ama böyle bir malzemiz var onunla. Böyle. Duam için istemiş. Zülmedi. Ağlayarak andı. Beddua o şekilde yapamam. Bir kişi hariç. Rabbim biliyor. Sonra ne anlatacağım o kadının? Sonra odaya geçtik. Hala dedim çok şükür dualarımız, duan kabul oldu dedim. Allah aldı. Adam gömüldü ha o akşam. Sohbet ettik. Ben şeyler yaptım. Kimse gelmedi tabii o adama. İşte ben bir şey okudum, bir şey yaptım. 3-5 kişi falan. Sonra halayı tek buldum. Dedim ki hala çok şükür bu şerden kurtardın çok şükür. Dedim. Latife-i Rabbani'si nasıl çalışıyor onu anlatmak için çarpıcı mıyız? Oğlum öyle deme dedi ya. Hala ya böyle şey yaptık ya. Oğlum öyle deme dedi ya. Niye hala? Kurtardık lan bu şerden dedim ya. Şaribuleyli ve nehar. Gece gündüz içem.
ve bela gene dedi bir insan nefesi vardı dedi burada. Vay. Ne vardı? Onun bir nefesi vardı. Ne oluyordu dedim bu sarhoşun nefesi? O bile beni güvende hissettiriyordu diyor. Sonra döndüm. Ya Rabbi. Buna zulmeden, kafir sana zulmedemez. Ama bu kuluna zulmeden kulun bile böyle olmasını istemiyor. Demek ki sen de bunun cehennemde olmasını istemeyeceksin inşallah. O ne anlıyorum şimdi? Yeni gelmiş. Latife-i Rabbani'si çok canlı çalışıyor. Razı değil. Helak-ı mutlak olmasına, cehennem-i zumar olmasına müsaade etmiyor. Sebebi Latife-i Rabbani çok canlı. Örnek de akrabamızdan verdik, bir tane de oradan verdim. Bak diyorsun ki, bu var ya, aşağılık. Kahhar ismine kahru perişan olsun. Zalim, şöyle yaptı, böyle yaptı, hükümeti, belediye, şunu böyle yap. Aynısını garip olan yapıyor, Allah'ım ıslah et diyemiyoruz. Sebebi Latife-i Rabbani'ye bu tarafın çalışmasını, ötekisi fazladan Allah da böyle çalışıyor. Kafire de böyle çalışıyor. Efendim Şah. Hasan abi üstadları Kastamonu'da ifrat-ı şefkatten dalaleti falan düşündüğünü anlatıyor ya işte. Masum hayvanları parçalayan canavarlar falan. Evet. O zaman bu Latife-i Rabbin onun bir istisna soruyor. Böyle bir... İstisna şöyle. Hayır. Şöyle. Latife-i Rabbani'ye külli bakıyor. Mesela şefkat Rahim ismine bakıyor ya. Latife-i Rabbaniye ise içinde şefkat var, merhamet var, rahman var, adalet var, hikmet var, hepsi var. Latife-i Rabbaniye biz hep müşahedetullah diyorduk ya. Yani öyle ya. Olarak, yani hep böyle anlama deyince anlama aslında müşahede manası müşahede olması lazım. Mesela bak Osman böyle. Anlama dersek zihin var orada mesela. Yok. Yani bunu zaten Üstad demiş. Latife-i Rabbani, müşahedetullah. Yani böyle Allah, böyle Allah bizi tövbe yanına alsa bizi. Kainatın başına oturuyor. Kainatı yönetiyor. Ben de itiraz ediyordum oralarda. O da bana bakıyor. Tövbe yani. Taalüt-i küfür. Gel. Gel. Otur. Orada bu niye böyle böyle karınca böyle şuna geldi. Ya niye böyle ya? Bu nereden çıktı ya? Bu tümsek ya. Bu ne kadar zalim emul koyan. Geldi benimle bakıyor. Zalim değil ya. Tahta için bu ya. Bu lazımmış adama. Ama burada açacaktı. Ne kadar zalim falan diyordu. Ha, bana da dedi ki sen orada tümsek dedin. Ben de gel bana yanıma otur. Bak beraber şimdi bak. Ha karınca için değilmiş yani. Şimdi müşahede etti değil mi? Müşahede etti. Bütünsel baktı. Müşahede evvel hafız zahir batın. Batın. Evvel o ahir zahir. Dört isimle. Dört isimle bakıyor. O zaman Latife-i Rabbani'nin şeyi evvel ahir zahir batınını cem etme. Evet. O öyle mi? O yıldız koymuşum tırnak içine. Sana sonra. Ha sonra okuyuşumda anladım ki o Latife-i Rabbani değil. Latife insaniymiş, Allahu alem. Hasan abi bak orada aslında güzel bence getirmişsiniz. Benim de biraz ona kanaatim var. Burada Latife-i Rabbani müşahede kısmında kalması gerekiyor. O girip tasarruf etme Latife insaniyeyle olur abi. Evet. Tasarrufu o müşahede mesela o kadar orada kalacaktı. Onu görme Latife-i Rabbani, tasarruf Latife insani. Tasarrufu zaten şey Osman demedim ki tasarruf. Ona şahit oluyor yaratılışa. Tasarruf. Yani kainattaki Allah'ın rububiyetindeki tasarrufuna şahit. Latife-i Rabbaniye. Abi şöyle diyebilir miyiz? Mesela bir hastayı komaya girmiş bir adamı müşahede altında tutuyorlar. Müşahede altında tutuyorlar ne yapıyorlar? Ben bilmiyorum. Müşahedullah deyince şimdi müşahede... Doktor var. Ne yapıyor? Gidişatına bakılıyor. Evet. Lafif zahir batına bakılıyor. Takip ediyor. Niye öyle gidecek? Bu tarafta kalsam bir...
tepki veriyor mu? Yani yapılan muamelelere ne kadar tepki veriyor? Cevabı veriyor mu pozitif ya negatif yönde, ona göre pozisyon alınıyor. Evet. Pozisyon alınıyor. İşte o zaman etkili kampanyanın abi buradaki bir tasarruf yok. Yok zaten baştan beri söylüyorum. Latife-i Rabbaniye'de tasarruf yok. Şahitlik var. Nasıl yönetiyor Osman? Yani Latife-i Rabbaniye baştan beri onu diyorum. O söylüyor zaten. He. Latife-i Rabbaniye tasarruf yok. Tasarrufunu, nümunesini vermiş sana. Şahitlik. Ama girip de müdahale edip etme şeyi Latife insanı yapıyor. Burada kesiyor. Ve ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin el Fatiha. Thank you.